Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir varmış bir yokmuş. Eski zamanların birinde İsfahan'da Şah oğlu Şah Abbas namında bir hükümdar var idi. Bunun adaleti ve merhameti her tarafta bilinirdi. Herkes ona duacıydı, ondan razıydı. Bunu Mısır kralı da duymuştu. Ona haset eyledi, baş vezirine hemen emir verdi, dedi ki, ''Şubelere haber ver, 11 posta asker toplanacak, İran'a Şah oğlu Şah Abbas'ın üzerine harbe gideceğiz.'' Vezir aldığı emre göre şubelere haber verdi. Yakın bir müddette asker toplandı. Tekmili verdi Mısır kralına. Mısır kralı ikinci vezirine tahtını, tacını emanet etti. Kendisi de cenk elbisesi giyindi, atına bindi. Zamanın düstur mizanına göre bir de yedeğine at çektirdi. Ver elini İran deyip yola çıktı. Bunlar epey geldikten sonra İran topraklarına geldiler. İran'ın o zaman baş şehri İsfahan'mış. İsfahan şehrine 1,5 gün kala asker bir nehir kenarına kondu, çadırlar kuruldu. Asker istirahata geçti. Mısır kralı 2 tane elçiye yazı verdi ve elçilerini Şah Abbas'a gönderdi. Elçiler bir zaman sonra şehre gelir. Tahtıgah binasının önüne geldiler ve izin istediler içeri girmek için. Şah Abbas'a haber verdiler. Şah Abbas müsaade etti, elçiler girdi içeri. Zamanın düsturuna göre içeri girer girmez elçiler selam verdi, el pençe durdular ve getirmiş oldukları yazıyı da Şah oğlu Şah Abbas'ın masasına koydular. Şah Abbas veziri Allah verdi hana emir verdi ve dedi ki, ''Vezir, hele bak bunlar ne istiyor, kimdir bunlar?'' Vezir bunlara buyur etti, oturdular. Tabii elçiye zeval yoktur. Bunları vezir Allah verdi han aldı, zarfı açtı ve kağıdı okudu, gülümsedi. Hele bak bir sinek mandaya diyor ki gel dövüşelim. Hükümdar, ey vezir edebiyat yapma, ne demek istiyorsan doğruca söyle. Bunun üzerine vezir Allah verdi han, Mısır kralı toprağımıza kadar gelmiş, bizden harp istiyor. Hükümdar, öyle mi deyince, vezir, evet der. Böylece elçilere haber verilir, biz harbe derhal hazırız diye. Elçiler giderler, haberi Mısır kralına verirler. Bu tarafta Şah Abbas ordusunu donattı. Şah Abbas da kılıç kuşandı, ordunun başına geçti. Ordusu zamanın silahlarıyla teçhiz edilmişti. Çekti, sürhasür etti Mısır kralının üzerine. Atının başını çekip generallerine dedi ki, ''Ordu bu nehir kenarında konsun, burada istirahat etsin. Ben vezire bir şey söylemeyi unuttum, gidip tembihimi yapıp yarın geleceğim.'' Şah Abbas'ın buradaki maksadı başkaydı. O güne kadar oğul olsun kız olsun bir evladı yok idi. O böyle hesap etti ki, ben harbe gidiyorum. Allah vermesin. Belki bir yay okuyla veyahut bir kılıca rastladım. Beni öldürdüler. Benim nişanemi kestiler dünya yüzünden. O zaman bu ülkenin hali ne olur? Bu fikirle geri dönüp, Gülşah Sultan'ın sarayının önüne geldi, atından indi. İner inmez hizmetçiler atını çekip götürdüler. Şah oğlu Şah Abbas, Gülşah Sultan'ın merdivenlerinden yukarı çıkmaya başladı. İçeriden Gülşah Sultan baktı, merdivenlerde bir takırtı var. Çıktı balkona, sürmeli gözlerini eğdi ve baktı ki, Şah oğlu Şah Abbas yukarıya doğru geliyor. Kapıyı açtı, buyur etti. Şah Abbas geçti oturdu. Kız buna hoş geldin etti ve geri çıktı.
Bir kahve yaptı, getirdi, önüne koydu. Şah Abbas kahvesini içtikten sonra kız boşu aldı götürdü. Yine geldi, el bağladı. Şah oğlu Şah Abbas önünde böylece durdu. Şah Abbas dedi ki, kız insan misafire hoş geldin yapar. Hoş geldinizden sonra da ne istiyorsun der. Bunun üzerine Gülşah Sultan dedi ki, efendim siz bu İran ülkesinin baş tacısınız. Ben sizin hanımınızın bir cariyesiyim, baş cariyesiyim. Benim ne haddim var ki size bir şey diyebileyim, niçin geldiğinizi sorayım. Şah Abbas, yok dedi. Ben sizin şahsınıza ait evinize gelmişim. Ben sizin misafirinizim. Uzun söz Kur'an'a yakışır. Ben geldim Allah'ın emri ile, Peygamberimizin ahkam-ı şer'iyesi ile sizi kendime helal edinmeye. Bu konuda sizden cevap bekliyorum. Gülşah Sultan bunları duyunca ağlamaya başladı. Şah Abbas sordu, kız niye ağladın, beni beğenmedin mi? Gülşah Sultan, hayır efendim, benim ne haddime sizi beğenmemek? Siz öyle bir adaletli hükümdarsınız ki, en az bir menzile bir harbe gitseniz, dönüşünüz bir yıl, bir buçuk yıl çeker. Siz benimle burada nikahlandınız, bir gece kaldınız. Hikmet Allah'tan, keramet insanlardadır. Baktın ki ben sizden çocuğa kaldım. Sizin hanımınız Peri Hanım, bu sırra vukuf olursa beni katırlar kuyruğunda helak ettirir. Ben ona ağlıyorum. Bunun üzerine Şah Abbas, hiç merak etme, kimseye bildirme dedi ve çıkardı bir hatem yüzük verdi. Şu yüzüğü de sana veriyorum. Oğlumuz olursa parmağına takın, kız olursa satın savın, yiyin ben gelene kadar. O gece orada kaldı. Ertesi günü kalktılar. Şah Abbas kahvaltısını yaptı ve Allah'a ısmarladık dedi, atına bindi, orduya yetişti. Yürüdü Mısır kralının üzerine. Mısır kralı yüksek hakim noktaları işgal etmişti. O zaman baktı ki İran şahı kuvvetlerini harekete geçirmiş. İçinden dedi ki, benim gibi belki dört hükümdarın kuvveti ona yetişmez. Emir verdi, çadırları söktürdü. Tabana kuvvet gerisin geriye kaçmaya başladı. Şah Abbas'ın orduları Mısır kralının ordusunun yakınına geldi. Becan Pehlivan adında bir pehlivanı vardı. Bu pehlivanın sırtı yere gelmemişti. Tek başına orduları bozardı. Şah Abbas döndü Becan pehlivana dedi. Ne diyorsun ey Becan? Pehlivan, şahım sağ olsun, ne diyeceğim? Bunlara haddini bildirmeden ben buradan geri dönmem. Bunlar da sürha sür ettiler Mısır ordusunun peşi sıra doğru Mısır'a. Mısır'ın payitahtı olan şehre geldiler. Bir muazzam bina işgal ettiler. Şah oğlu Şah Abbas tahtgahını kurdu orada. Becan'a emir verdi. Buranın ıslahına başla dedi. Bize itaat edene dokunma, etmeyeni ıslah et. Becan'ın kılıcı Mısır'da oynasın, biz gelelim İsfahan'da Şah oğlu Şah Abbas'ın İkinci hanımı olarak evlenmiş olduğu Gülşah Cariye'ye. Gülşah Sultan, Allah'ın hikmeti, çocuğa hamile kaldı. Gün be gün etekleri kısalmaya başladı. Mahallelerinden bir koca nene bu sırra vukuf oldu. Koca nene çarşafını örttü, eline bastonunu aldı. Günlerin birinde Şah oğlu Şah Abbas'ın birinci hanımı olan Peri Hanım'ın evine gitti. Müsaade aldı, içeriye girdi. Selamun aleyküm dedi. Peri Hanım aleyküm selam diyerek neneyi buyur etti, oturttu, hoş geldin etti. Buna çay, kahve ikram etti.
Çay kahve ikram ettikten sonra nenenin ne istediğini sordu. Hanım Sultan, derdim çok büyüktür, derdimi sorma dedi nene. Hanım Sultan, derdini söylemeyene derman olunmaz, söyle bakalım derdin nedir, biz de ortak olalım dedi. Bunun üzerine nene dedi ki, Sultan Hanım, Peri Hanım, Şah oğlu Şah Abbas, sizin gibi bir eşinin üzerine bir cariye kızı tenezzül edip nikahlasa, ondan bir çocuğu olsa, sizi ona hizmetçi yapsa, benim bundan büyük derdim ne olur? Peri Sultan, sen ne diyorsun nene dedi. Kadın dedi ki, ben anamdan bir defa doğdum, bir daha söylemem, söyledim ya. Peri Sultan sordu, nene, peki bunun çaresi nedir? Kadın, artık ben size haber vermeye geldim. Onun çaresine siz bakın. Peri Hanım emir verdi, hazineden epey altın getirtti, koca nineye verdi. Sen hiç korkma, ben bu işin çaresine bakarım. Nene fakirdi, altını aldı, geldi evine koydu. Artık düşünmeye başladı. Günlerden bir gün, koca nene fakir kıyafetiyle geze dolana geldi, Gülşah Sultan'ın sarayının merdivenin dibine uzandı. Öldüm Allah, yandım Allah diye bağırmaya başladı. Onun inleyişi göklere dayanıyordu. İçeriden bunu duyan Gülşah Sultan dışarı çıktı. Baktı ki bir koca karı merdivenlerin dibinde bar bar bağırır. İndi aşağı, bunu kaldırdı, koluna girdi, merdivenden yukarı çıkarttı, içeride oturttu. Buna sıcak çay getirtti. Yemek hazırlığı yaptı, sofra donattı. Yiyip içtikten sonra, ''Söyle bakalım nene, sen nerelisin, niçin geldin, niye böyle bağırıyorsun?'' ''Aman kızım'' dedi, ''biz 40 tane neneydik, hacca gidiyorduk. Hac 39'una nasip oldu, bana olmadı. Ben sancılandım, hastalandım. Onlar gitti, ben gidemedim.'' Gülşah Sultan bu neneye öyle hürmet etti ki artık bunun vasfı dile gelmez. Gün 4. güne devroldu. Koca nene o gün insafa geldi. Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra ''Kızım Gülşah Sultan'' dedi. Gülşah Sultan ''Buyur nene'' deyince kadın ''Sen biliyor musun ben neden geldim?'' Gülşah Sultan ''Vallahi işte sen söylemiştin niçin geldiğini.'' Bunun üzerine nene dedi ki, ''Yok, ben senin kastına garaz edip seni öldürmeye gelmiştim. Sen bana iyilik yaptın, çok hürmet ettin. Ben bu iyiliğe karşı kemlik yaparsam, ruz-ı kıyamette Allah bana zulüm eder. Şimdi evladım, senin çocuğun olmaya kaç ay kaç gün var?'' Onu bana söyle. Bu andan itibaren sen hastasın. Hemen yatağını ser, gir yatağa. Sana dışarıya çıkmak yasak. Ben gidip gelip Peri Hanım'ı oyalayacağım. Ta ki senin çocuğun oluncaya kadar. Çocuk doğduktan sonra başka şeyler düşünürüz. Bunları duyan Gülşah Sultan, ''Vay koca nene, Allah senden razı olsun.'' dedi. Koca nene çıktı gitti evine. Arada bir gidip Peri Hanım'ı ikna ederdi. Nihayet 9 ay, 9 gün, 9 saat, 9 dakika tamam oldu. Gülşah Sultan doğum yaptı. Nur topu gibi bir erkek evlat dünya yüzüne getirdi. Bunun ebeliğini koca nene yaptı. Çocuğa ne lazım gelirse göbeğini kesti, yıkadı, kundak yaptı. Çocuk ağlamaya başladı. Koca nene korktu, dedi. ''Kızım Gülşah Sultan, buyur nene. Şimdi bu çocuk seni de beni de belaya sokar. Bu çocuğu buradan götürmemiz lazımdır.'' Gülşah Sultan korkuyla, ''Nene, ne yapacaksın? Onu öldüreceksin mi?'' Koca nene, ''Hayır.'' dedi. ''Peki ya ne yapacaksın?'' ''Bu çocuk bu memlekette, bu toprakta büyüyemez.
Bunu yabancı bir devlete geçireceğiz, orada büyüyecek. Koca nene her gidip geldikte Peri Hanım'dan çok aşırı bahşişler almıştı, altınlar almıştı. Şimdi evladım, bu çocuğu sen al. Benim biraz işlerim var, onları bitirip geleyim dedi Gülşah Sultan'a. Koca nene çok marifetli biriydi. Bir erkek elbisesi alıp giyindi. Saçlarını tepesinin ortasına topladı, üzerine de bir kalpak giyindi. Koca nene oldu bir seyyah tüccar, yani bir bezirgan kıyafetine girdi. 40 tane katır aldı, 4 tane katıra da hizmetçi aldı. Her 10 katıra da bir hizmetçi, efendim 40 katıra da İran kumaşı yükledi. Öndeki katırın üzerinde de kendisine yer yaptı. Geldi, çocuğu Gülşah Sultan'dan aldı, çocuğun yüzüğünü de aldı. Şah Abbas'ın vermiş olduğu hatem yüzüğünü. Öndeki katırın üzerine bindi, hizmetçilere emir verdi. Sürhasür gittiler, İran'dan geçtiler. Doğru Kandahar şehrine geldiler. Burada iner inmez kumaşı da sattı, katırları da sattı. Hizmetçilerin de hakkını hesabını kesti, yolcu etti. Kendisi kadın elbisesini giyindi, kundağı aldı kucağına, şehrin orta yerinde Ulu Cami diye bir caminin avlusuna geldi. Şöyle böyle akşam namazı vaktine yakın idi. Caminin avlusunda oturdu, kundak kucağında. Kandahar Şahı her 5 vakti bu camide kılardı. Kandahar Şahı'nın bir koca babanı vardı, onu çok severdi. Biraz sonra Kandahar Şahı önde, baban arkada geldiler Cami-i Şerife. Kandahar Şahı girdi içeri, caminin mihrap olan yerine oturdu. Koca baban döndü baktı ki bir nene oturuyor, kucağında bir körpe çocuk var. Bunu gördü. O da girdi içeri. Ezan okundu, namazlarını kıldılar. Kandahar Şahı geçti gitti. Baban orada biraz bekledi. Koca nenenin tam karşısına geldi ki buna bir şeyler vermek için, para vermek için. O zaman koca nene dedi ki, ''Evladım, Allah senden razı olsun. Paraya herkesin ihtiyacı var. Yalnız paradan evvel benim başka bir ihtiyacım var. Beni bu gece Allah misafiri et.'' dedi. Baban baktı, bunun kucağında bir de körpe çocuk var. Baban çocuğu aldı kucağına, neneyi de yanına buyur etti, evine götürdü. Kapıdan içeri girdiler. Bu sabinin kundağını beşik gibi bir şeyin içine koydular. Babanın da hiç çocuğu yok, bir hanımı bir de kendisi var. Hanım baktı ki benim beyim bir misafirle gelmiş. Allah ne vermişse sofra donandı. Akşam yemeklerini yediler, çaylarını içtiler, sofra toplandı. Az sonra koca nenenin kısa kaburgasının altından bir sancı peydah oldu. Koca nene kendi kendine dedi ki, ''Ben hayatımda böyle bir acılı sancı görmemiştim. Muhakkak bu benim ecelimdir.'' O zaman babanı da onun hanımını da karşısına aldı, onlara dedi, ''Gelin buraya, bu körpe sabi, bu küçük bebek, Şah oğlu Şah Abbas'ındır.'' Sonra da olup biteni bir bir bunlara anlattı. Ve dedi ki, ''Bu çocuğu size veriyorum. Bak bu yüzük de bu çocuğundur. İçinde Şah Abbas ismi yazılı. Bunu da size veriyorum.'' Sonra koca nene üzerinde ne kadar pul para varsa hepsini de babana bağışladı. Sonra, ''Ey baban, ben öldükten sonra istersen beni mezara koy, ister kuyuya at, ister suya at. Herhalde ben bu hastalıktan kurtulamayacağım.''
Bir iki saat sonra koca nene vefat etti, Allah'ın rahmetine gitti. Baban gece vakti hiç durmadan mezarını kazdı, yıkadı ve hanımıyla beraber götürüp defin ettiler. Bu iş duyulursa, dallanırsa başımız belaya girer diye korkuyorlardı. Eve gelince baban hanımına dedi ki, ''Hanım, bizim birkaç tane çocuğumuz oldu ama hiçbiri yaşamadı, öldüler. Sonra da çocuğumuz olmadı. Cenab-ı Allah kimine elden verir, kimine belden verir. Demek ki bizim belden nasibimiz yokmuş, bizim nasibimiz eldenmiş. Şimdi gömleğini 3 defa bu çocuğun gömleğinden geçir. 50 bin tane Şah oğlu Şah Abbas olsa ben yine bu çocuğu vermem. Bu çocuk artık benimdir. Sen bunu büyütmeye bak," dedi. Hanımı çocuğu bağrına bastı, büyütmeye başladı. Masallarda çocuk çabuk büyür tabii. Çocuk 5 yaşına geldi. Hanımı bir cuma günü çocuğu güzelce giydirmişti. Çocuk kapıda oynuyordu. Kandehar Şahı cuma namazına gidecekti. Bu kapıdan geçerken baktı ki babanın kapısında o kadar sevimli bir çocuk var ki sorma. "Baban, baban," diye babanı çağırdı. Baban dışarıya çıktı. "Buyurun padişahım," dedi. "Baban, bu çocuk kimindir?" diye sordu şah. "Şahım," dedi baban, "bu çocuk bizimdir." Bunun üzerine Kandehar Şahı, "Barekallah baban senin yalanına. Bizim bildiğimize göre senin birkaç tane çocuğun oldu, hepsi de öldü, yaşamadı. Daha sonra da çocuğunuz olmadı. Peki bu yalanı nereden konuşuyorsun?" Baban dedi ki, "Haşa, haklısınız şahım. Tahminime göre bundan 5 yıl evvel bir akşam oturmuştuk. Bir derviş geldi, bize misafir oldu ve bizden sordu. Sizin çocuğunuz yok mu?" "Biz de yok," dedik. O derviş bize bir muska verdi. İşte Allah'ın izniyle o dervişin sayesinde bu çocuğa sahip olduk. Bugün yaşı 5 oldu. Bize de tembih etmişti. 5 yaşına kadar dışarı çıkarmayın, nazar değer, senin çocuğun yaşamıyor. Bugün yaşı 5, anası da giydirmiş, dışarı çıkarmış, çocuk bizimdir." Çocuk çok sevimliydi. Kandehar Şahı çocuğu kaldırıp öptü, yere bıraktı, ceplerine harçlık koydu. "Baban, bunun ismi nedir?" diye sordu. Baban, "Vallahi şahım, siz ne layık görürseniz odur," diye cevap verdi. Çocuk çok sevimli olduğu için Kandehar Şahı çocuğun ismini Sevdakar koydu. Böylece geçtiler gittiler, namazlarını kıldılar. Baban çocuğu sünnet ettirdi, okuttu. Çocuk birkaç sene okuduktan sonra tahsilini bitirdi. Baban ihtiyarladı. Sevdakar 18-19 yaşlarına geldi. Bir gün çarşıdan Sevdakar mahalle yoluna girdi, evlerine gidiyor. Bunun da okul arkadaşı, sözüm ona başı kel bir arkadaşı var. Bunun arkasında bunun şapkasını kaldırdı, şapkası yere düştü. Bu kel arkadaşı şapkayı aldı, başına koydu, geri döndü ve baktı ki bu babanın oğludur. Çok ağır kelimeler konuştu. Dedi ki, "Yahu sen utanmıyor musun? İhtiyar baban bağda bahçıvanlık yapıyor, babanlık ediyor. Sen boş boğaz mahallede, şehirde dolaşıyorsun. Ayıp olmuyor mu? Üstelik bir de benim şapkamı yere atıp benimle alay ediyorsun." Sevdakar o güne kadar öyle bir acılı ve ağır bir kelime kimseden duymamıştı. Bu acılı sözleri duyduktan sonra Sevdakar geldi evlerine. Tabii gözünü açıp babanı, baba, hanımını anabilmişti. "Anacan," dedi, "bu sabah yatağımdan geç kalktım.
acaba babam hangi bahçeye gitti? Yavrum dedi kadın, gül bahçesine gitti. Gel benim yavrum, yemek hazır, bir yemek yiyelim. Sevdakar, ana benim bir kel arkadaşım vardı. Bana o kadar yemek yedirdi ki ben yarın bu zamana kadar yemek yemek istemiyorum. Oradan çıkıp babasının olduğu gül bahçesine geldi. Selamun aleyküm baba dedi. Baban ve aleyküm selam diye cevap verdi. Sevdakar işin kolay gelsin deyince baban hoş geldin yavrum dedi. Bunun üzerine sevdakar baba elindeki beli bana verir misin? Aldı beli eline, belin ucunu yere dayadı, sapını göğsüne. Baba, bugüne kadar siz çalıştınız, çabaladınız, beni büyüttünüz. Artık bundan sonra çalışıp size bakmak benim hakkım. Siz gidin, 5 vakit namazınızı kılın. Artık namazınızda, niyazınızda olun. Bu babanlık bana geçti. Baban, evladım, sen acemisin dese de sevdakar, yok baba dedi, sizden daha güzel becerebilirim. Babası, Allah'ım sana şükürler olsun deyip döndü gitti evine. Kendi kendine, ya Rabbi sen sonunu hayır et. Adamın kendi oğlundan kendisine hayrı yoktur. Bu elden olan oğlun acaba bana hayrı olacak mı deyip geçti gitti evine. Tabii ki genç bir delikanlıyla ihtiyar bir adamın çalışması bir olmaz ki. Sevdakar başladı bağı bellemeye. Bu bağ, bu bahçe Kandahar Şahı'nın kızı Gülenaz Sultan'ın idi. Fakat sevdakar bunu bilmiyordu. Bir gün Gülenaz Sultan cariyelerine dedi ki, herkes elbisesini giyinsin, bahçeleri gezmeye gideceğiz. Başta Gülenaz Sultan, 40 cariye elbiselerini giydiler, bahçeleri gezmeye çıktılar. Geze toza, dolana dolaşa gül bahçesine geldiler. Gülenaz Sultan dedi ki, kızlar dağılın bir deste gül toplayın, geri giderken gül götürelim. Kızlar dağıldı gül toplamaya. Gülenaz Sultan'ın da mevsimi de genç mevsimi, bunun da yaşı genç. Başladı güllerin arasında gezip dolaşmaya. Biraz ileri gitti, 50 metre kadar ileri baktı ki genç bir baban gül ağaçlarının arasında kendi işiyle meşgul. Ama bunun arkası Gülenaz Sultan'a doğruydu. Gülenaz Sultan bunu görür görmez kendi fikrinde, "Hey benim gül bahçem, sen binlerce yaşa. Demek ki bana böyle bir fidan gibi baban da yetiştirmişsin." O sırada sevdakar elinde bağ budama aletleri geriye döndü. Cephesini Gülenaz Sultan'a doğru dönünce Gülenaz Sultan oğlana şöyle bir baktı. Bakınca bir gönülden 1000 gönüle vuruldu ve ona aşık oldu. Orada "Hıh!" dedi. Dizi kırık deve gibi yere düştü. Biraz sonra kızlar toplandılar bunun başına. "Aman sultanım, hayrola, ne oldu size?" dediler. Gülenaz Sultan, "Kızlar, beni götürün, çok hastalandım, kötülendim." diye cevap verdi. Getirdiler bunu sarayına. O zaman büyüklerin çocuklarına daye neneler tayin edilirdi. O nineler büyüklerin çocuklarını beslerdi, büyütürdü. Bunun da bir daye nenesi vardı. Ha, bir de sır arkadaşı bir kız vardı. Buna dedi ki, "Tez daye nenemi bana çağırın." Kız daye nenesini çağırdı. Nene geldi, kapıdan içeri girdi. "Buyur kızım," dedi. Gülenaz Sultan'ı yatakta görünce şaşırdı ve üzüldü. "Yavrum, geçmiş olsun." "Hayrola?" dedi. "Nene, işte rahatsız oldum." "Niye yavrum?" "Bilmiyorum." Nene çayını kahvesini içtikten sonra bunun ateşine baktı, nabzını tuttu. "Ne istersen iste yavrum," dedi. "Ben gücüm yettiği kadar
hizmetimi sizden esirgemem. O zaman Gülenaz Sultan kalktı, oturdu. Koca nene, benim sözlerime kulak ver. Firkat bir el verdi. Bakalım Gülenaz Sultan koca neneye ne söylesin, koca nene ne dinlesin. İçtim aşkın badesinden, nuş eyle kan dediler. Sarf et sine defterinden, cevahir kan dediler. Serini sevdaya salan, giyer gam libasını. Aşk odunun alevine alışıp yan dediler. Koca nene, kızım kim dedi? Gülenaz Sultan, nine kulak ver dinle. Koca nine anlamıyor ya, ikinci hanesini bu şekil okuyor. Öy be öy cümle azam da hicri gam oldu maden. Gözümün iptilasıdır gönlümü gamgin eden. Müştakın ya da gelen de el çekersin dünyadan. Cismin de ruhun titrer, cesette can dediler. Gülen azam, aşk ucundan olmuşam cünun deli. Sevda zulmü bir beladır, kahrını çeken bilir. Sinemin nevbaharında açılan gonca gülü, has bahçenin babanına teslim et sen dediler. Koca nene, kızım kim ne dedi onu bana söyle. Gülenaz Sultan baktı ki koca nenenin asla ariflikte hakkı yoktur. Dedi ki, koca nene beni has bahçenin babanına versinler. Ben onunla evleneceğim, ona gideceğim. Bunu duyunca koca nene buna kızdı. Sandı ki has bahçenin ihtiyar babanı ile evlenmek istiyor. Artık bundan sonra gözüm seni görmesin deyip hırs ile çıktı, evine gitti. Koca nene fakir bir neneydi. Gülenaz Sultan'ın verdiği birkaç kuruş parayla geçinirdi. Koca nenenin bir kızı var idi. Koca nene en az 5-6 gün evden çıkmadı. Koca nenenin kızı tekneyi, tabağı, sandığı, sepeti yokladı. Baktı evde bir ekmek parçası bile yoktur. Ana dedi, ekmek yoktur. Ne yapayım kızım? Para ver dedi. Para da yoktur. Git Gülenaz'ın yanına dedi kızı. Koca nene, Gülenaz ölsün, sen de onun yanına uzan diye cevap verdi. Kız sordu, niye? O iki ayağını bir başmağa koymuş, der ki, beni has bahçenin bahçıvanına versinler. Ben onunla evleneceğim, ona gideceğim. Bunu duyunca kız anasının yakasından tuttu, sürükleye sürükleye dışarıdaki kapıya kadar getirdi. Dedi ki, sen ne söylüyorsun? Senin bu saçın ağarmış, aklın niye ağarmamış? Bir atasözü var. Mollaya para versin, ölü ne olursa olsun. Sen git paranı al, geçimine bak. O kime giderse gitsin, sana ne? Eğer para getirmezsen bu eve gelme. Koca nene orada ayıldı. Dedi ki, bu kız benden akıllı. Döndü ikinci bir sefer Gülenaz Sultan'ın sarayına geldi. Geldi kapıdan içeri girdi, selam verdi. Cariyeler ayağa kalktı. Gülenaz Sultan bunu buyur etti, oturttular. Neyse, çay kahve tütün, keyifler oldu bütün. Yemeklerini yediler, sofra toplandıktan sonra kızım dedi, hele bir söyle bakayım, senin isteğin nedir, ne demek istiyorsun? Dedi, nene kulak ver, bak gör sana ne diyeceğim. Gülenaz Sultan okumaya başladı, koca nene ve kızlar dinlemeye. Nagihandan ateş alıp yanaram, arzu halim yetirseniz bir yara. Men ezzinem bir yara, bir hicrandır bir yara. Dert bilen tabip gelse, merhem sever bir yara. Gece gündüz dide giryan olmuşam, leylü nehar intizarem bir yara. Kızım, bir yaran mı var senin?
yaran nerededir diye sordu koca nene, yine anlamadı. Gülenen Sultan yine söyledi. Var mı benim tek müştahına leyleyen, şirin canı aşk oduna talayan, men ezzinem kalıyam, talan düşüp talayan, diğerler murat alır, haktan dilek dileyen. Beni böyle deli derviş eyleyen, bir efkardır, bir hicrandır, bir yara. Kızım yaran bir midir? Başka yerinde başka yara var mı? Gülenen Sultan baktı ki bu nenenin hiç anlayışta hakkı yoktur ve yine "Nine, kulağını ver, iyi dinle." dedi. Aldı Gülenaz. Gülenaz'ın kara bahtı ağ değil, sinem üste çalı çapraz dağ değil. Men ezzinem dağ değil, düğün değil, dağ değil. Geçti devri zamana, zaptı mümkün çağ değil. Var endamım baştan başa sağ değil, yüz bin yerden şan şan olup bir yara. Gülenaz bu sözleri ağlayarak söyledi. Bunu görünce nene de ağlamaya başladı. Gülenaz'ın sözlerinden yine bir şey anlamamıştı. Yavrum, bana açık söyle, sevdiğin kimdir dedi. Gülenaz tekrar aldı, bakalım ne dedi. Lelinciyem, dide giryan olmuşam. Müşkil işim bitirseniz ne olur? Gözü yolda intizarlı kalmışam. Muradımız yetirseniz ne olur? Ne dane, sırrın deme, nadane. Aktardım ne gül taptım, viran bağda ne dane. Aşk ehline böyle zulüm olur mu? Felek perakende saldı yolumu. Gözyaşımla vasfı arzu halimi yazıp yara götürseniz ne olur? Can diye, vefalıya can diye, görmedim her cayiler cananına can diye. Gülenaz Sultanam, çekerem ahı, kametim şu, kaddim süca sürahi, sevdiğim zulümkar sevdakar şahı, bize mihman getirseniz ne olur? Almayanı, kırmızı almayanı, nasıl kabre koyarlar muradın almayanı? Hay hay benim yavrum, şimdi benim vazifem nedir? Gideceksin, has bahçenin babanını, onu alıp bana getireceksin. Daye nenesinin ceplerini de parayla doldurdu. Daye nene sevine sevine düştü yola, yürüdü doğru has bahçeye. Bahçe kapısından girdi içeri, başladı bahçeyi aramaya. Biraz ileri gitmişti, baktı ki delikanlı bir oğlan. Sübhanallah, o kadar yakışıklı ki sorma. Sevdakar elinde bağ budama bıçağı, birden yaprakların arasından baktı ki bir koca nene kendisine bakıyor. Nene, hayrola, niye bakıyorsun dedi. Oğul, sana bakıyorum dedi koca nene. Sevdakar sordu. Peki niye bakıyorsun? Koca nene, evladım, İsfahan'da Şah oğlu Şah Abbas namında bir adam duydun mu? Evet duydum. İşte onun öyle bir şansı var ki el atıp yerden bir avuç toprak alsa, elini açsa hepsi altın olur. Senin şansın ondan yaverdir. Sevdakar sordu. Nene, nasıl? Kadın, hay yavrum dinle, bizim bu Kandahar Şahı'nın bir kızı var. Gülenaz Sultan isminde, 18-19 yaşlarındadır. Seni nerede görmüşse aşkın ile yanıp tutuşmaktadır. Gel seni götüreyim, onun aşkı sana, senin aşkın ona kıyamete kadar yeter. Sevdakar kendi kendine dedi ki, masalların içinde koca neneler
insanı götürür, dağdan taştan atar, telef eder, öldürürlermiş. Herhalde bu o masalda söylenen nenelerdendi, beni öldürecek. Beli omzuna kaldırdı, nene buyur gidelim dedi. Daye nene düştü öne, sevdakar da bunun peşi sıra. Nenenin neden haberi var, hiçbir şeyden haberi yok. Hisar duvarına yanaştılar. Nene arkadan habersiz. Sevdakar ayağının birini ileri koydu, birini geri koydu. Var kuvvetiyle gerildi. Nenenin sol taraf kaburgalarının üstüne elindeki beli nasıl vurduysa neneyi boylu boyunca uzattı. Daye nene baktı, düşündü. İkinci bir bel inerse, Hazreti Adem gözünü açıncaya kadar bana göz açmak yoktur. Oradan sürünerek acıyla kaçtı, bağdan çıktı, yürüdü saraya. Daye nene yavaş yavaş gelmekte olsun, Gülenaz Sultan tez tez balkona çıkıp bakıyordu. Bir zaman çıktı ki, nene perişan bir vaziyette geliyor. O zaman döndü, girdi içeri. Nene kapıdan içeri girdi, merdivenlerden yukarı çıktı. Kapıyı açtı, içeri girer girmez Gülenaz Sultan'a aşkı bir firkat verdi. Alsın bakalım nenenin gelişine ne söylesin, daye nene de ona karşılık ne desin. Söyle görüm ne haberle gelirsen, azizim vefakar emektar daye, dindirmeden düzer sinem üstüne, felek tan okların mindirip yaya. Daye nene dedi, hele dur kızım, sen bu delikanlının aşkına bir şeyler söylüyorsun. Ben de demin bağda bir bel yemişim, o belin korkusuna, bak benim cevabımı al, aldı koca nene. Dindirmeyle dide giryan olmuşam, akıp çeşmim yaşı dönüptü çaya, yetişende beni bednam eyledi, bet asıldan ne ar olur ne haya. Aldı Gülnaz Sultan. Gördün mü bir insaf, bir vefa yari, bir çift kelime cevap deseydi bari, ruzu şeb kılaram figani zari, gece gündüz işim dönük ahvaya. Aldı daye nene. Yetişende derdin eyledim malum, keşke demeseydim lal olsun dilim, sana yar olamaz o kanlı zalim, efsane zehnini uğratma zaya. Aldı Gülenaz Sultan. Gülenaz şat değil, yas donun geyer, gönlü gamgin olan canından doyar, rica minnet kabul etmezse eğer, leleyip düşeydin o hakipaya. Aldı daye nene. Nenen kurban olsun kadir bilene, bel bağlama aslı hariç olana, dönüp efsun almaz şahmar yılana, ne kadar yalvardım gelmir imlaya. Sözü tamama yetişti, daye nene dedi ki, kızım senin aşık olduğun bir baban oğlu, aşktan ne anlar, gelsen bu sevdadan vazgeç. Gülenaz Sultan baktı ki daye nene oğlanı gözden çıkarmış. Ay nene dedi, göz gördü, gönül sevdi. Ben şimdi ne yapayım? Gönül haber dinlemiyor. Gülenaz Sultan para verip daye neneyi evine gönderdi. Nene sürüne sürüne kendisini evine zor attı. Nenenin kızı anasını aldı, yatağa koydu. Tez beri ceplerini yokladı. Baktı ki anası para getirmiş. Gitti ekmek, tuz, çay, şeker, pirinç, öteberi aldı getirdi. Karnı doyduktan sonra daye nene dedi, kız kendi derdine bakma, benim derdime bak. Benim arkadaşımı çağır dedi, benim kaburgalarım zarar görmüş. Çağırdı, o nene geldi, yakı yaptı. Daye nenenin kaburgasını sardı. Yakın bir zamanda nene biraz iyileşti. Nene burada kalsın, biz gelelim yine Gülenaz Sultan'a. Gülenaz Sultan'ın artık sabrı tahammülü kesildi. Abanos sandığı isminde bir sandığı vardı, açtı onu. İçinde atlas kumaştan elbiseleri vardı, çıkarttı, giyindi. Bütün ziynetlerini takındı,
ver elini bağ deyip saraydan çıktı. Has bahçeye, bahçenin hisar kapısından girdi. Sevdakar yine kendi işiyle meşguldü. Kafasını kaldırıp baktı ki sık yapraklar arasından birisi geliyor. Ama o evvel gelen gibi değil, bu çok süslü püslü biriydi. Başını biraz ileri çıkardı. ''Hey, evvel gelen misin, onun nesli misin? Vallahi sana iki bel vururum, geldiğine pişman ederim, çık buradan.'' dedi. Gülenaz Sultan biraz ileriye geldi. ''Delikanlı, ömrüm delikanlı, haşa ki ben zararlı biri değilim, sana bir şeyler söyleyip gideceğim, hele beni dinle.'' dedi. O zaman sevdakar durdu, ona kulak verdi. Aldı Gülenaz Sultan, bakalım ne dedi. Sevda şeri beni gamgin eyledi. Cevr ucundan şikayetim var sana. Yazık oldu düştüm aşk eserine. Müştak oldum itibarsız yar sana. Sözünü bitirir bitirmez sevdakar kıza baktı. Bunu böyle kabul edelim ki Gülenaz Sultan'ın sinesinden bir aşk oku, sevdakar şahın kafasına nasıl değdiyse beynini darmadağın eyledi. Sevdakarın aklı başından gitti, bayıldı yere düştü. Bunu gören Gülenaz Sultan, bakalım sevdakarın o vaziyetine neler söyledi. Şahlar şahı sen imdat eyle bugün de, sevdakarı saldım aşkın gamına. Ayılanda el çekecek dünyadan, ahu figan salar zir-i zemine. Hayıf oldu düştü gam telaşına, alışıp yanacak aşk ateşine. Akibet diyecek ahiret taşına, düşüptü dünyanın serencamına. Civan iken gam gölüne inecek, sevda çekip ateş oduna yanacak. Gülenaz aşkına içip kanacak, elini uzatıp kırklar camına. Sevdakar baygın yere düşmüştü. Kız ikinci haneyi okuyunca sağ elini yukarı kaldırdı, yere indirdi. Ona binaen dedi ki elini uzatıp kırklar gamına. Bu söz tamamı yetişti, Gülenaz Sultan eğildi. Bunun o yüzünden, bu yüzünden bir öptü. Çek oğlan müddet-i ömür cezan dedi ve geçti geldi saraya. Aradan 5-6 gün geçmişti. Koca nene baktı ki yine harçlık tükenir. Kalktı yavaş yavaş Gülenaz Sultan'ın sarayına geldi, kapıdan içeri girdi. Kızlar bunun yaşına hürmet ayağa kalktı buyur ettiler. Koca nene oturdu, ellerini öptüler. Buna çay kahve verdiler. Bu sefer nene sohbeti açtı. Kızım Gülenaz Sultan, ne var ne yok o taraftan? Kız dedi ki, koca nene, şimdi dinle bak gör ne var. Aldı Gülenaz Sultan, bakalım koca neneyi söz ile nasıl gönderecek oraya. Ahu nalem ser çekipti semaya, intizarım asumandan indi git. Sen gören tertipler tedbir olup'tur, sevdakarım o hayalden döndü git. Kızım barekallah, bu yalanı niye söylüyorsun? Dedi dinle. Olup üryan nikap gösterdim yüzü, biraz danıştırdım şirindi sözü. Cismine salmışam alışan közü, ateş alıp aşk oduna yandı git. Kızım sen gittin mi, görüştün mü? Kulak ver dedi Gülenaz. Gülenaz'am girdim melek donuna, kadem bastım sevgilimin yanına. Öyle bir ot saldım şirin canına, yelken açıp aşk atına bindi git. Giden gitme dayan dur, halim sana ayandır. Gelişine can kurban, gidişine yamandır. Bu söz tamamı yetişti, Gülenaz Sultan sandığı açtı. Koca neneye öyle bir kat elbise giyindirdi ki sanki yeni ütülenmiş pırıl pırıl. Saçını güzelce taradı, düzeltti, cebini de parayla doldurdu. Koca nineyi yolcu etti.
Koca nine bahçenin yolunu tuttu. Ama sırtına yediği bel hatırına gelince koca nine istiyordu ki geri dönsün. Neyse bahçeye gitti. Bahçenin hisar kapısından içeriye girdi. Uzaktan uzağa sevdakarı aradı. Sevdakar sık yapraklar arasından baktı ki o bel vurduğu koca nene tekrar gelir. Ama öyle bir kıyafette geliyor ki sorma. Beli elinden attı, yaprakların arasından çıkan da koca nene geriye doğru kaçtı. Oğul dedi, bana yaklaşma, sözün varsa söyle ama bana yakın gelme. Hay hay dedi sevdakar. Sevdakar baktı, koca nene baktı. Sevdakar olduğu yerde durdu. Bu sefer koca nene bir 3-5 adım sevdakara doğru gitti. Yavrum kulak ver, ben sana bir söz demeye gelmişim. Sözümü kabul edersen sen kârlısın. Eğer ki hasiyetin tebdil olursa, cevap deyim cevabıma kan şimdi. Eğer düşürmüşsem sevda şerrine, ateş alıp aşk oduna yan şimdi. Aldı sevdakar. Söyle görüm ne haberle gelipsin. Dilim tutmur haber alım ben şimdi. Sen gelen yollara serfeda olsun. Harcedem uğruna şirin can şimdi. O zaman bel koca nenenin hatırına geldi. Bakalım bu bendini nasıl söyler. Hiç inanmam ehtibarsız delisen, fehle kurar beni tora salırsan, emri hakkın merhametsiz kulusan, sende yoktur iman, insaf din şimdi. Aldı sevdakar, baktı nene haklıdır. Taksirliyem, cünham çoktur özüme, hacalet suçumu vurma yüzüme, baktıkça hoş görünürsen gözüme, giyinipsin bir acayip don şimdi. Aldı koca nine. Neneyem, korkumdan titriyor bu canım. Gözü yolda durur Gülenaz hanım. Sana bir teklifti muradım benim. Yelken açıp aşk atına bin şimdi. Aldı sevdakar. Eğer rahmin gelse sevdakar şaha, dolanır başına dönerem daha. Gülenaz akına düşmüşem aha, men eylerem zar figan şimdi. Söz tamamı yetişti, buyur nine gidelim dedi. Hayır oğlum, Allah etmesin, sen benim önüme düş, ben senin arkandan gelirim. Sevdakarı kattı önüne yürüdüler. Bunlar gelmede olsun Gülenaz Sultan tez tez balkona çıkıp bakıyordu. Bir daha çıktı. Baktı ki nasıl bir jandarma bir suçlu getirir, koca nene de sevdakarı o vaziyette getiriyor. Girdi içeri. Kızlar elbisesini giymişti. 40 tane kız oturmuşlardı. Gülenaz Sultan giyim odasına gitmiş, büyük aynasının önünde elbisesini giyinirdi. Hemide dedi, bakalım sevdakar beni bunlar içinde tanıyabilecek mi? Koca nene ile sevdakar az sonra girdiler içeri. Kızlar bunun altına sandalye koydular, oturdu. Sevdakar böyle gözünü dolandırdı. Baktı ki hayır, Gülenaz Sultan burada yoktur. Koca nene de bir kenara oturdu. Bakalım sevdakar Gülenaz Sultan'ın haline vakıf olabilecek mi? Tavus kimi cilve verir özüne, bahtavarın pervazına ne söz var? Bedirlenmiş 15 günlük ay kimi, melek sıfat şu yüzüne ne söz var? Bu sözleri duyan Gülenaz Sultan orada bir kahkaha attı. O gülüşe binaen sevdakar şöyle söyledi. Gülendamı ala haşhaş gazeli, gılmandan nevreste dünya güzeli, güler kahkah çeker keklik misali, bülbül sesli avazında ne söz var? Sevdakar der boynu şamama tağı, sinesi bezestan billur bulağı, kızıl gülden al renk alır yanağı, elvan elvan gül gezine ne söz var?
Bu söz tamama yetişti. Gülenen Sultan giyim odasından kalktı geldi. Orada kızlara emir verdi. Kızlar, bugün benim çok mutlu günümdür. Dağılın bahçelere gül toplamaya. Koca neneye de epey para bahşiş verdi, başından savdı. Bakalım orada aşka gelip sevgilisinin gelişine ne söylesin, o da karşılık desin. Söyler Gülenen Sultan, derdinden deli olduğum, hoş geldin bizim otağa. Selvi boyu sucalanıp, kurbanım dala butağa. Aldı sevdakar, sen çekip sen çalı çarpaz, sinem sen baksan budağa, salıpsan ecel cengine, düşmüşem lenge badağa. Aldı Gülenaz, dert çekip gam yeme ele, gel sarılalım ince bele, aşk yoluna düşen kula, olur mu koruk kadağa? Sevdakar, gamlıyam müşkül günüm var, onun üçün figan önüm var, cesette bir tek canım var, vererem sana sadaka. Söz tamama yetişti, yemek hazırlandı, sofra donandı. Çay, kahve, tütün, keyifler oldu büsbütün. Allah cümlemize keyif versin inşallah. Bunlar yemeklerini yediler, çaylarını içtiler, oturdular, konuştular. Sevdakar Gülenen Sultan'dan müsaade istedi. Artık ben bağa gideyim dedi. Bizim ikimizi burada görürler, başımıza bir dert çıkar. Gün olur bağda, gün olur bahçede, gün olur sarayda buluşuruz. Bakalım akıbet, bizi de aynayı devran ne gösterecek? Böyle deyince Gülenen Sultan ağladı, dedi. Niçin ağlıyorsun? Dedi ki, korkuyorum ki bu sözünde durmayasın, bir daha geri dönmeyesin. O zaman sevdakarın aşkı mevce geldi, aldı gördü bakalım orada ne dedi. Kalk ayağa ahdü peyman eyleyek, kesme benden hulus ihtibarı kız, unutmayak bu günleri hiç vade, kalmadı gönlümün intizarı kız. Kametin şuh, kaddin suca ürüşan, zülüf dağılıp mah yüzünde perişan, sadrın mermer, telin sanki bir gülşen, koynun içi sekiz cennet bağrı kız. Söz tamama yetişti, gitti bahçeye. Artık vazifesinde olsun, Gülenen Sultan da sarayında olsun. Biz gelelim tahtıgaha, Kandehar Şahına. Kandehar Şahı'nın baş veziri emekliye ayrılmıştı. Öteki vezirlerden birisi vekaleten baş vezirliğe bakıyordu. Kandehar Şahı'nın çok neşeli, mutlu saatleriydi. Hükümet erkanı ile beraber dairesinde oturmuştu. Şah vezirlere dedi ki, ''Arkadaşlar, birkaç zamandan beri biz baş vezir tayin etmedik. Bize baş vezir lazım.'' O zaman Erkan dedi ki, Kıble-i Alem, biz 12 kişiden mürekkep hükümet erkanıyız. Hangimizi emredersen o vazifeye geliriz. Kandehar Şahı dedi ki, arkadaşlar şimdi beni dinleyin. Kandehar Şahı sevdakarı çok severdi. Bir gün veziriyle beraber koca babanın bağını gezmeye gitti. Orada sevdakar bunlara çok hizmet etti. Kandehar Şahı orada sevdakara dedi ki, dile benden ne dilersen muradını vereceğim. Sevdakar orada dedi ki, ben bu babanın sülalesinden değilim. Benim anam, babam eğer kimse onlar bulunsun, beni onlara teslim edin. Çünkü babanın tutumları, hareketleri her zaman sevdakara ters düşüyordu. Demişti ki sevdakar, hayır ben bu adamın evladı değilim. Sevdakarın arzusu üzerine Kandehar Şahı orada bir kağıt imzalayıp sevdakara verdi. Aradan zaman geçti. Kandehar Şahı sevdakarın hizmetini unutmadı. Maksadı
Sevdakarın hatırı için ona babalık yapan babanı vezir yapmaktı. "Eğer," dedi, "bana kalırsa ben kendime vezir tayin etmişim." Dediler ki, "Hayrın mı mübarek olsun?" Koca babanı çağırttırdı. Hemen ona zamanın modasına göre elbisesini giydirdi, baş vezir mevkiinde oturttu. İkinci vezir buna haset çekti, içinden bir plan kurdu. Dedi ki kendi kendine, "Ulan baban, yıllar boyu bu memlekete ben emek vermişim. Sen böyle at bağlanmaz bağda baban iken gel baş vezir ol. Bak senin başına ne ters değirmenler açacağım." Daha hazineleri teslim etmemişti. Hazinenin açar anahtarları bu ikinci vezirin elindeydi. Hazinelerin her birinden 3-5 tane inci, mercan, yakut, elmas, mücevher kıymetli taşlardan çıkarttı, bir gizli yerde sakladı. Yeni vezire ondan sonra hazineleri teslim etti, anahtarları verdi. Alem-i devran 15-20 gün devam ettikten sonra bu vezir bir gün şehrin içinde fakir baldırı çıplakları çağırdı, her birine bir taş verdi. Dedi ki, "Alın bu taşları siz piyasada satın. Sizi ben yakalattıracağım. Ben sizi ifadeye çektiğimde deyin ki, biz bunları yeni olan vezirden aldık. Bunu bize o vezir verdi." Bunun her birine de epey para verdi. Çünkü insanoğlu hilebazdır. Kimse bilmez fendini. Bunlar taşları piyasada satmakta olsunlar. O zaman ikinci vezir hemen bunları yakalattı ve huzuruna çekti, ifadelerini aldı. "Nereden aldınız bunları?" "Yeni olan vezirden aldım." "Niye?" "Bize verdi, satın parasını da bana getirin," dedi. "Biz de satıyorduk." Bu durum şahı aksetti. Şah emir verdi. "Demek ki dünyanın işi böyle," dedi. Emretti, babanın arkadan kollarını bağladılar. Baban öyle çöktü oturdu. Kandehar Şahı emir verdi ki, "Bu babanın ne kadar sülalesi varsa toplayın gelsin. Onların hepsinin katline ferman verip hepsini kılıçtan geçirteceğim." Tarladan, çayırdan, çarşıdan, pazardan, mahalleden babanın sülalesinde ne kadar adam varsa topladılar. Kandehar Şahı hepsine bir baktı, fark etti ki içlerinde oğlu yoktu. İki tane meşhur celladı var idi. Celladın birinin ismi Kibar idi, birinin ismi Rical idi. Allah'ın merhamet yağmurundan binde bir zerresi bile onların üstüne düşmemişti. Saniyede bin kelle kesse of demezlerdi. Hemen cellatlara emir verdi. "Babanın oğlunu getirin bahçeden." O anda Gülenaz Sultan'la sevdakar bahçede oturmuşlar, güzel sohbetteydiler. Sevdakarın arkası Gülenaz Sultan'ın önü cellatlara doğruydu. Gülenaz Sultan sevdakarla konuşurken birden yüzüne bir parıltı düştü. Baş kaldırdı, böyle baktı ki iki cellat geliyorlar. Derhal durumu anladı. Sevdakara bu sözü okudu, sevdakar karşılık verdi. "Özünden bir haber oğlan, üstümüze yağı gelir. Kurulup fitne-i feller, hicre gam tuzağı gelir." Sevdakar kendi kendine dedi ki, "Bu ne diyor burada konuştuğumuz bu yerde? Onun cellatlardan haberi yoktur." Buna binaen sevdakar bu şekilde karşılık verir. "Selvi boylum seda verdi, guşuma sorağı geler, şuh durup kıya baktıkça gönlüme nevrağı geler." Aldı Gülenaz Sultan. "Men dedim yar ne kandı, gafil insan bi gumandır, çiğninde ecel peymandır, piyalolu sağı geler." Aldı sevdakar. "Değer mi danışma tezden, el götür töhmetli sözden, perişan cilve-i nazdan hacalet figanı geler." Aldı Gülenaz. "Müzevir haber götürdü, Gülenaz aklın yitirdi, cellatlar özün yitirdi, melekül mevt çağı geler."
aldı sevdakar. Sevdakar canından bezer. Ben kurbanım ala göze. Bir bak söylediğin söze. Elfazından ağı geler. Söz tamamı yetişti, cellatlar yetiştiği gibi sevdakarın arkadan kollarını bağladılar, kattılar önlerine doğru tahtıgaha. Sevdakar tahtıgah kapısından içeri girdi, baktı ki babanın ne kadar sülalesi varsa hepsi kolları arkadan bağlı. İçeri girer girmez Kandehar Şahı cellat dedi. Cellat deyince sevdakar toprağa düştü ve kalktı. Ey kıble-i alem! İdama giden bir insanın da son ifadesi alınır. Şahım, bana aman ver. Sinemde birkaç kelime söz var. Söyleyeyim, ondan sonra öldürsen adalet, bırakırsan mürüvvet edersin. Dinimizde kolu bağlı ifade almak yasaktır. Kandehar Şahı işaret verdi. Sevdakarın kolunu açtılar. Orada bakalım sevdakar ne dedi. Her ne yapsan cebri zulüm eylersin. Alem bilir sen bir ülke hanısın. Hak yapan binayı bende bozamaz. Rahme gelip kul Allah'ı tanısın. Salmasa hoydan geder salmasa. Bendeler neyan eyler Mevlam gözden salmasa. Bu söz Kandehar Şahı'nın zoruna gitti. Ulan çocuk dedi, sen çocukluğunda Allah'ı tanıyorsun da ben tanımıyorum mu? Bak seni ne zulümle öldüreceğim. O zaman sevdakar ikinci bendini bu şekil okudu. Zulmün ile arşa dayandı dilek, yerde insan ağlar semada melek. Bu kadar mahluku eyleme helak, bir bendeye veremezsin canı sen. Men aşigem bahtikem, babanım yok badikem. Men feleğe neyledim, felek bana bahtikem. Ülke harap olur rahme gelmesen, sefil sevdakara rahim kılmasan, öz imzana özün sahip olmasan, yaz fermanı ver cellada beni sen. Dağlar dağımdı benim, gam ortağımdı benim, dindirme kan ağlaram, yaman çağımdı benim. Sevdakar sözlerini tamamladı, cebinden Kandehar Şahı'nın önceden imzaladığı kağıdı çıkartıp önüne koydu. Kandehar Şahı aldı kağıda baktı ki evet bu kendisinin imzasıydı, hemen emir verdi. Bu kolu bağlıların kolunu çözün, onları azat ettim. Allah cümlemizi darda koymasın, bunları bıraktı. Sevdakarın zaten kolları açıktı. Babanın da kolunu açtırdı, dedi. Ey koca baban, şimdi gel söyle bakalım, bu çocuk kimindir? Baban dedi ki, bu çocuk İsfahan'da Şah oğlu Şah Abbas'ın oğludur. Bir zaman bir koca nene getirmişti. Bize geldiği akşamda öldü. Kimsenin haberi olmadan defnettim. Benim de çocuğum olmadığı için bunu kendime çocuk ettim. Bugün de meydana çıkardım. İşte şahım dedi. Oğlan da size, siz de size. Ben azat ettim git dedi Kandehar Şahı. Baban geldi evine, hanımına dedi ki, hanım, hikaye böyle böyle oldu. Onun yüzüğünü bana ver. Şah Abbas'ın Gülşah Sultan'a verdiği yüzüğü. Aldı tekrar Kandehar Şahı'nın huzuruna geldi. Kapıdan içeri girince Kandehar Şahı dedi ki, ey baban sen ne utanmaz bir adamsın. Yeni kılıçtan kurtuldun yine mi geldin? Baban dedi ki, ey kıble-i alem, icap etti geldim. Bak bu hatem, Şah Abbas'ın verdiği yüzük, onu vermeye geldim. Kandehar Şahı, sevdakarın yaştaşları olarak 2-3 tane de yaşlı adam, hepsi 100 kişi atlı bindirdi. Kandehar'dan İsfahan'a gönderdi. Bunlar atları bindiler, yola çıktılar.
Sevdakar şah attan indi, atı arkadaşlarından birine verdi. "Allah'ınızı severseniz ben gelinceye kadar burada durun." dedi. Doğru Gülenaz Sultan'ın sarayına geldi. Saraya gelince Gülenaz Sultan dışarı çıktı. "Hey zalim, o kılıçların altından nasıl kurtardın?" dedi. Sevdakar şah dedi ki, "Keşke o kılıçlar beni kesseydi." "O ne demek? O zaman sevdakar şehzade şu şekilde," dedi. Gülenaz karşılık verdi. "Gel seninle helalleşip ayrılak. Felek saldı bize cüda sevdiğim. Bir ateş düşürdün şirin canıma. Alışıp yanaram o da sevdiğim." Aldı Gülenaz Sultan. "Aşık maşuğundan düşen de cüda. Ölene dek dönmez şada sevdiğim. Beni gamgin koyup nere gedirsen, yerişmedik bir murada sevdiğim." Sevdakar şehzade, "Hasretinden bir gün düşsem aralı, geniş dünyam bu başıma daralı. Hangi güne desen kavlu karalı, gel seninle kesek vade sevdiğim." Aldı Gülenaz Sultan, "Sen gidersin ulusuna eline, özge bülbül konduralar gülüne, itkin düşsem elim yetmez eline, beni de vereler yağda sevdiğim." Demek istiyordu ki, bağda yetişmiş bir meyveyi indirir yerler. Benim de evlenme çağımdır. Ben de bağda bitmiş meyve gibiyim. Beni başkasına verirler. Buna karşı sevdakar şehzade böyle der. "İtibarsız bilme sevdakar hanı, uğruna koymuşum bu şirin canı, yedi iklim şaha vermerem seni, yazıpsa takdir-i hüda sevdiğim." Aldı Gülenaz Sultan, "Serendib'e düştü, ol Adem ata, gene cehd etti ki Havva'ya yete, Gülenaz müştakı sevdakar buğta, içmişem destinden bade sevdiğim." Ahdü peyman eylediler, sevdakar şehzade geldi, atına bindi, yol aldı. Gülenaz Sultan ağlaya ağlaya geri saraylarına döndü. "Biz gelelim sevdakar şehzade ve atlı arkadaşlarına." Sevdakar 20 yaşına gelmişti. 20 sene önce Şahoğlu Şah Abbas Mısır'a gitmişti. Oraya giden de Mısır kralıyla harp etti, onlara haddini bildirdi, döndü geri İsfahan'a geldi. Sevdakar şehzade arkadaşlarıyla beraber birkaç gün yol gittikten sonra güne bir menzil, şehre menazil İsfahan toprağına ayak koydular. Şehre yakın en az 100 kilometre şehrin uzaklığında bunlar atlarından indiler. Bunların konakladıklarını hükümdara bildirdiler. Zamanın adeti, geleneği, hükmü öyleymiş. Onlara çadır gönderildi ve onların hizmeti görüldü. Bunlar günü gününe bir ay burada kaldılar. Sevdakar şahı getiren atlılardan aklı kesenin biri dedi ki, "Arkadaş, artık misafir yolu bu kadar olur. Babanın memleketine gelmişsin, geç git. Babana kendini tanıştır. Bizim de yakamız kurtulsun, geri gidelim. Bizim de kendimize göre işlerimiz var." Sevdakar baktı, bunlar haklıdırlar. Ufacık bir kam curası vardı, onu eline aldı, doğru şehre geldi. Doğru tahtigah binasının önüne geldi, müsaade aldı, içeri girdi. Vezir Allah verdi hanla, Şah oğlu Şah Abbas, ikisi de satranç oynuyorlardı. Bu içeri girince Şah Abbas fili attı, gözü delikanlıya düştü. "Vezir, hele bir sor bu kimmiş?" dedi. Vezir geldi, güya soracaktı. Saz paltosunun altındaydı, palto omzundaydı çocuğun. Şah Abbas dedi, "Vezir, onun koltuğu neye kabarık? Bak bir." Vezir paltoyu kaldırınca baktı bir saz. "Ey şahım, bu oğlan keyifçidir. Bu delikanlının sazı var." Şah Abbas kızdı.
Hele bu Kandehar Şahına bir bak. Benim aşığa ihtiyacım mı var ki bana aşık göndermiş? Böyle dedi ama içine bir kuşku düştü. Şahın Becan Pehlivan adında bir pehlivanı vardı. Bunu masalımızın başında söylemiştik. Allah göstermesin, Becan'ın tüyleri mızrağa dönmüştü. Eniyle uzunu birdi, aynı değirmen taşına benziyordu. Harp kavga olmasa uykusu basardı yatardı. Şah Abbas bu Becan'ı çağırdı. Becan geldi, elini dizine koydu, kulağını şaha verdi. Şah dedi, Becan şimdi burada otur, gözünü gözüme dik. Ben sana işaret verdim mi, o delikanlının boynuna bir kılıç vur. Damla kanı yere düşmesin. Becan'ın gözleri ışıldadı, bıyığının kılları mızrak gibi dikeldi. Elini kılıcının kabzasına koydu. Vezir yerinden kalktı, sevdakarın yanına gitti. Evladım, burası Şah Abbas meclisidir, siyaset meydanıdır. Sakın Zülfiyar'a dokunma, kelleni verirsin. Söyle bakalım, senin arzun nedir? Orada sevdakar aldı sazı eline, bakalım ne söyledi. Gafil olma, uyan hab-ı gafletten. Bir bak, puşt insanın itibarına. Kayıp oğlun divanına gelip de değişme dünyanın küllü varına. Şah Abbas Becan'a işaret verdi. Becan kılıcı kaldırdı vuracaktı ki vezir kılıcı tuttu. Dur ulan Becan, ananı ağlatırım senin deyip göğsüne vura vura Becan'ı götürdü yerine oturttu. Hırsından Becan'ın göğsünün tahtası indi kalktı. İstiyordu ki kalksın, veziri de vurup yere uzatsın. Vezir geldi sevdakarın yanına. Aman evladım, sana bu ikinci tembihimdir. Sakın ha Zülfiyar'a dokunma. Vezir, deveden büyük fil var. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Kulağını ver de dinle dedi. Bize bir taş değdi kalbi karadan. Hak nahakkı aralasın yaradan. Tıfıl iken ayrı düştüm sıladan. Yetmedin sırrımın bir haberine. Şah Abbas yanlış anladı. Bize bir taş değdi kalbi karadan sözünü o üstüne alındı. Becan'a ikinci işareti verince gene kılıcını kaldırdı. Kılıç çocuğa inha in sırada vezir yine boynundan tuttu Becan'ın kılıcını yukarı kaldırdı. Ulan ağlatıram seni deyip vura vura yerine oturttu. Becan'ın hırsından burnunun körükleri örtüldü, açıldı, örtüldü, açıldı. İstiyordu ki veziri tarumar etsin. Geldi sevdakarın yanına vezir. Benim evladım, evvelallah bir iki kurtardım. Artık üçüncüsüne de gücüm yetmez, sen bilirsin dedi. Sevdakar el attı, cebinden hatem yüzüğü çıkardı. Şah Abbas'ın verdiği nişaneyi götürüp üçüncü bendini bu şekilde okudu. Koca nene buradan götürdü beni. Hıfzında sakladı yaradan gani. Al hatemin budur, nişanın tanı. Emanet vermiştin yadigarına dedi ve yüzüğü babasına uzattı. Şah Abbas aldı yüzüğü, baktı ki bir de ne görsün. Bir zamanlar evlenmiş olduğu ikinci hanımı Gülşah Sultan'a verdiği yüzük. Şah Abbas heyecanından baygınlık geçirdi. Az sonra gözünü açtı. Vezir, vezir! Bugün bu saatin bu dakikasına kadar ben dünyada sadakatli dostumu tasdik eylememiştim. Ancak Allah'tan, Resul'den sonra benim dostum sensin. İşte bu yüzük de benim,
bu delikanlı da benim. Ey oğul, doğru söyle göreyim, gurbet elde nasıl büyüdün, seni kim büyüttü? Sevdakar aynı sözün devamında şunları söyledi. Yitkin düştüm, gören yoktur yüzümü, Kandehar elinde açtım gözümü. Bir babana oğul bildim özümü, hizmet ettim şahın hizmetkarına. Şah Abbas oğlunu bir babanın büyüttüğünü öğrendi. Sevdakar aldı bir daha. Tohundu bir eser mest oldum gene, durdukça aşk odu kâr eyler cana. Leyla'dan ziyade Mecnun'dan fena, Kerem gibi yanarım aslı narına. Bunu duyan Şah oğlu Şah Abbas döndü ve vezire dedi. Ya vezir, bu delikanlının biraz yüzü açılmış, adam da babasına ben bir kızı sevmişem der mi? Ondan sonra oğlana sordu. Oğul, adını ne koydular? O da dedi ki, rüyamda içmişim aşkın gölünü, onun için çekerim gam hayalini. Eğer sorsan sevdakarın halini, ben yazığın neler geldi başına. Söz tamamı yetişti, sevdakar şehzade olup biteni bir de ağızdan anlattı. Bunlar orada birbirlerine sarıldılar, hasretlik çıkardılar. Şah oğlu Şah Abbas, Gülşah Sultan'ı da huzuruna çağırdı. Sevdakar şehzade hiç görmediği anasıyla da sarıldı. Bunlar sevinçlerinden ağladılar. Allah cümle hasretlikleri birbirine kavuştursun. Şah oğlu Şah Abbas Allah'a söz vermişti ki, benim oğlum olsa bu çağlara gelse tacımı tahtımı derhal ona terk ederim. Hemen başından çıkarttı tacı, oğlunun başına koydu, taktı. Ona terk etti tahtını tacına. Şah Abbas gitti, Gülşah Sultan'ı kendi saraylarına getirdi. Böylece onlar orada yaşarken sevdakar da şah oldu. Sevdakar şahın bir tek saniye sevdiği Gülenaz Sultan gözünün önünden gitmedi. 4,5 ay kadar bu şekil burada hüküm sürdü. Artık sabrı taştı. Bir gün vezir Allah verdi hanı çağırdı, emir verdi. Dedi ki, 3 tane at ayarlansın, Becan pehlivan kuşansın, sen de kuşan. Her ne kadar ben buraya hükümdar oldumsa sınırlarımızı, hudutlarımızı bilmiyorum. Ülkeyi bir gezeyim. Her üçü süvari oldu, ülkenin topraklarını gezmeye çıktılar. Becan pehlivan Allah'a yalvardı ki, ''Ya Rabbül Alemin, bir dövüş, bir kavga olsun da biraz uykum açılsın.'' Önde sevdakar, arkasında vezir, en geride Becan bir hayli yol gittiler. Becan'ı bir uyku bastı. Atın üstünde sanki ölüm uykusuna yattı. Ne kadar sinek böcek varsa Becan'ın yüzüne ağzına doldu. Becan horultuya başladı, uyukluya uyukluya gitti. Bir zaman sonra bir sınıra geldiler. Sevdakar şah baktı bir hudut taşı, döndü vezire dedi ki, ''Vezir, bu sınır kimindir?'' O da, ''Afganistan'ınkiydi veya Irak'ındı, bundan ileri bizim hakkımız yoktur.'' Öyle mi dedi, ben buradan Kandehar'a gideceğim, siz de peşimden gelin. Vezir, şahım ne sebeple oraya gideceğiz, bize bir sebebini söyler misin? Orada atının başını çekti, durdu, götürdü ve bu sözleri dedi. Hele Becan en az 0.5 kilometre gerideydi. Sevda bende yer eyledi, onun için böyle giderim. Öz keyfimin abdalıyam, düşmüşem yola giderim. Yârimin boyu ucadır, mine gerdanı sucadır. Hasretim lebi goncadır, bülbülem güle giderim. Sevdakar oldu divane, müştakam Gülenaz Han'a. Aşk oduna yana yana, dönmüşem küle giderim.
Söz tamamı yetişti, vezir Allah verdi anladı ki, heyhat burada sevda meselesi var, bize yol göründü. O zamana kadar Becan'ın atı bunların yanına yetişti. Becan gözünü açtı, döndü baktı ki hudut taşı, vezire sordu. Vezir hayrola, böyle nereye gidiyoruz? Orasını sorma Becan, sür atını. Atlarını sürdüler, ecnebi toprağına sürhasür ettiler. Bir günde Kandehar şehrine dahil oldular. Bahçenin kenarına geldiler. Sevdakar şah attan indi ve ''Siz benim atımı burada tutun, ben sarayın önüne gideyim, size haber getireyim.'' Becan pehlivanla vezir de attan indiler, bahçenin kenarına durdular. Sevdakar şah doğru sarayın önüne geldi. Yarım saat bekledi, saraydan kimse çıkmadı. Sevdakar orada titremeye başladı, bakalım ne dedi. ''Kanlı saray, senden haber alıram.'' Emanet vermiştim, onu neyledin? Sadr-ı mermer, ey kadd-i suca, yüz güleç, cismi cennet gülüstanı neyledin? Yar içerden, kes bağrımı yar içerden, gözüm kapıda kaldı, çıkmadı yar içerden. Bunları duyan balkona bir kız çıktı, Kandehar Şah'ın cariyelerinden. Ey şehzade, ay bacayı savuştu, geç kaldın. Sen gittikten 5-10 gün sonra Tahran Şahı geldi, elçi düştü. Gülenaz Sultan'ı aldı, götürdü. Bugün 4,5 ay oldu. Gülenaz Sultan gideli. Bak bu yüzüğü de sana nişane verdi, al dedi. Sevdakar beyninden vurulmuşa dönüp bakalım ne söyledi. Yarın hasret kahrı sinemi dağlar. Görmedi gözlerim onu kan ağlar. Bozulur gülşenler, virandır bağlar. Bülbül sevdalımı hanı neyledin? Oda yansın, çek geylan oda yansın. Geldin deyin canana, ben yandım oda yansın. Cariye dedi ki, şehzade ayıptır burada bağırma. İki yolun var, biri Tahran, biri İsfahan. Orada sevdakar şah aldı bir daha. Bu dert beni keremlere döndürür. Abdal eder, her diyara gönderir. Sefil sevdakarın yâri dildarı, gül yüzlü Gülenaz Han'ı neyledin? Üzen günü, ata vuran üzen günü, kıyamet onda kopar, el elden üzen günü. Sevdakar bunları söylediği zaman Gülenaz'ın cariyeleri odadan balkona çıktı. Sevdakar dedi ki kendi kendine, herhalde bu cariye bana deneme yapmakta. Hele bir de ismen bu kızlardan sorayım Gülenaz Sultan'ı. Şimdi burada kızların ismini sayarak bakalım ne söyledi. Telli, Gülşah, Melek Sima'yı Gülbahar, hani benim hoş avazım görünmür. Abu Ceyhun oldu çeşmim selleri. Etrafında Kuba kazım görünmür. Döne gılavalı mehri süsene. Münevver, mühteber sarı tel suna. Zeynep tavaf olup haki yeksana. Umar gözlüm güleç yüzlüm görünmür. Gülnaz'ı çok seven bir sır katibi var, ismi Seyhat Hanım'dı. Durmadan ağlıyordu. Bakalım sevdakar ona ne söyledi? Sevdakaram, bugün sergen derem ben. Seyhat Hanım, yaş yerine döker kan. Teybe, Zeycan, Ayşe, Narin Esmerhan, hani benim Gülenaz'ım görünmür. Gülenaz, bülbül eyler Gülenaz, dünya bir gamhanedir, ağlayan çok, gülen az. Söz tamamı yetişti, Gülenaz Sultan'ın verdiği nişane yüzüğü aldı, cebine koydu, Allah'a ısmarladık dedi. Oradan vezir Allah verdi ile Becan pehlivanın yanına geldi. Becan Allah'a dua ediyordu ki,
Ya Rabbel Alemin, bir harp olsa da kılıcım bir kana değse uykum dağılsa diye. Vezir dedi ki sevdakara, oğul hayır ola, inşallah hayırlı bir haber getirdin. O da dinle dedi vezire, bakalım ne söyledi. Dalgalandı deli gönül, kavgalıdır başım benim. Aklımı serden oynattı, perakende huşum benim. 500 bin hicri gamım var, bir düğül talaşım benim. Ötüşür şeyda bülbüller, hani şahin kuşum benim. Gidip mübah nöbaharem, gelen devri zemistandır. Düşmüşüm şita kahrine, bahar olmaz kışım benim. Bugün halim çok yamandır, sevda sarhoş edip beni. El değer değmez ağlarım, kopup aşkın Nuh tufanı. Beni 100 bin derde salan görünmez nevcihan hani, yarın hasret firakından ah çeker dökerem kanı. Yitirmişem evgahımdan gül yüzlü Gülenaz hanı, gözlerimde ab-ı boran akar çeşmi yaşım benim. Sevdakarım zar çekerem ağlarım sinem yaralı, gülmedim gönül kahrından firakim zulme varalı. Bu seyhatin evgahında yitirdim heflek maralı, meylinin müfettişinden hayıf ki düştüm aralı. Düşmüşüm bahr-ı gamlara, çok ararım sevgilimi, görünmez oldu gözüme, hani ya sırdaşım benim. Vezir durumu anladı, dedi ki, şahım sana ne oldu, bir tuhaf oldun. Sevdakar yine bakalım vezire ne söyledi. Ağlarım didem yaşından, seller tegayür olur mu? Dünya bana hor göründü, eller tegayür olur mu? Bu yerden gitmek isterem, baş alıp gitmek isterem, sevgime yetmek isterem, yollar tegayür olur mu? Ayrıldım hublar şahından, alemin bedir mahından, sevdakar şahın ahından, güller tegayür olur mu? Söz bitti, her üçü ayaklarını koydular üzengiye, at bindiler. Ata bir zahma saldılar, ver elin bize tahran. Bunlar gitmede olsun, önde sevdakar, arkada vezir, en geride becan pehlivan. Bunların önünden bir kafile bezirgan geldi. 70-80 tane katır arka arkaya dizildiler. Hepsi has kumaş yüklü. Öndeki katırın üzerinde bezirganın şahsına ait bir kecebe vardı. Sevdakar geldi, bezirgana selam verdi. Ama sevdakar şah tebdili kıyafet. Becan da vezir de tebdili kıyafetteydi. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sevdakar dedi, bezirgan baba nereden gelirsiniz? Dedi, Tahran'dan. Kaç gündür çıkmışsınız yola? Dedi, oğul herhalde siz Tahran'a gideceksiniz. Sevdakar dedi, evet. Sen benden gün saat sormak istiyorsun. Fakat bizim gelişimiz, gidişimizle sizinkiler mukayese edilmez. Bezirgan demek, seyyah tüccar demektir. Biz bir kazada 10 gün kalarak satış yaparız, köyde 1 gün kalarak satış yaparız, o vaziyette geliriz. Ama siz bu atlarla en tez 5 güne gidersiniz. Fakat bunun bir kestirme yolu var. Bu kese yoldan orayla giderseniz, 2-2,5 güne gidersiniz. Yalnız size bir şey haber vereyim. O kestirme yol 3-5 yıldır kapanmış. Yol çoraklanmış, kaybolmak vaziyettedir. Sebebi de şudur. O giden yolun karşısında dağlar var, ormanlık var. Orada 40 harami peyda olmuş. İnsanın kafasından hisar çekip cendeğinden bina yaparlar. Oraya kuş gitse kanat, katır gitse tırnak salamaz. Bu yoldan 2 güne, 2,5 güne gidersiniz. Bu sırada oraya becan geldi. Konuşulanların bir kısmını duydu. Ne, ne dedi bezirgan kardeş?
Bezirgan döndü baktı. Ay dedi, yaşım bu zamana geldi, bu yaşa kadar böyle bir adam görmedim. Sonra dedi ki, bir yol tarif ettim bu delikanlıya. Bir yol var 5 güne gidersiniz, bir yol var 2-2,5 güne gidersiniz. Ama o 2,5 güne gideceğiniz yol tehlikelidir. Becan sordu, niye kardeş? Bezirgan dedi, orada 40 harami var. Becan, Bezirgan baba, aman sen bize bu yolu güzel tarif et. Sevdakara dedi ki, tarifi iyi al, bu yoldan gideceğiz. Becan uykudan ölüyordu. Yolun tarifini alınca ne uykusu kaldı ne de başka bir şey. Bunlar Bezirgan'ı Allah'a ısmarladık dedi. Bezirgan sürdü menziline, bunlar da sürdü yollarına. Efendim, bunlar bir gün yol gitmiştiler. İkinci günün sabahı saat 8-9 sularıydı. Sıklık ormana girdiler. Becan yine arkada yata yata geliyordu. Tam haramilerin evgahına yaklaşmıştılar. Harami başı dürbünle baktı ki 2 kişi geliyor. Nice zamandır eline av geçmemişti. 2 tane avım geliyor dedi, çok sevindi. Çekti kılıncını, indi yolun üstüne. Bu sürede sevdakar şah haramiye yaklaştı. 25-30 metre kadar kalınca atını durdurdu. Selamun aleyküm dedi. O da aleyküm selam dedi, selamını aldı. Harami başı kargıyı bunların önünde tuttu. Durun bakalım, buralar halı değil, harabe değil. Bu yerin toprak bahşişi var. Onu vermeden gidemezsiniz. Bunu duyan sevdakar şah başını çevirdi geriye, Becan'a baktı ki Becan ortalıkta görünmüyor. Görelim bakalım sevdakar ne söyledi. Muhannet sevdanın mihnet işleri, gör ki beni neden neye yetirdi. Akıbet misaldı ecel cengine, ahvalim zar, halim zaya yetirdi. Adalandı, su geldi adalandı, dindirmez sınık gönlümü, yaralarım zedelendi. Dedim yetim yarın müşkül haline, belki vukuf olam gam hayaline. Akıbet misaldı ölüm yoluna, yeksan edip haki paye yetirdin. Gördüğünü, ay doğdu gördüğünü, namertte söz eğlenmez, mert demez gördüğünü. Sevdakaram düştüm ahdu amana, dil bilmez zalimdir gelmez imana. Akıbetim gark eyledi ummana, sefinemi coşkun çaya yetirdin. Hazan ağlar, ot yanar kazan ağlar, gurbet elde ölenin kabrini kazan ağlar. Söz tamamı yetişti, harami başı celallendi. Dedi ki, hey benim Allah'ım, bunlar da 9 aylık, ben de. Hele bak ki 2 adam benim önümde ağlıyor. O fikre binaen harami başı gayza geldi, bu sözleri okudu. Gene bugün celalim var, hiddetim kine yerişti. Gazabımdan kan ağlarlar, figanlar üne yerişti. Bu sırada Becan'ın atı yaklaşmıştı. Becan gözlerini açtı ki bunların önünü kaddi sürahi bir harami başı kesmiş. Ata öyle bir zahma vurdu ki atın kaburgası kaburgasına değdi. 2 atlayışta haramiye yetişti. Harami dedi, sen bir şey söyledin, onu ben anlamadım, bir daha söyle. Aldı harami başı, gene bugün celalim var, hiddetim kine yerişer, gazabımdan kan ağlarlar, figanlar üne yerişer. Becan bunu işitir işitmez, ha 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 öyle mi diye alaylı bir şekilde güldü, kılıcını çekti, eğerin kaşına koydu. Harami başı, kulağını aç, dinle, bak ben ne söylüyorum. Aldı Becan, laf edip hırslı söyleme. Ateşim cana yetişir.
gazabımdan can kurtaran at alır şana yetişir. Aldı harami başı. Gelmişem cığda atmaya, sen teki şikar tutmaya, bu harfi ayırt etmeye 500 bin mana yetişir. Aldı be can, sahip ol namus ağrına, düşmerem fehle toruna, güvenme kendi zoruna, hayatın sana yetişir. Aldı harami başı, harami başının şanı, baş kesip dökerem kanı, hışmımın haki eksanı 500 bine yetişir. Aldı be can, be canam gönlü ganiyem, paç vermem şikar kaniyem, şah oğlunun aslanıyam, zor gücüm hana yetişir. O zaman cenkler silahlaydı, harami başı teklif etti. Pehlivan, önce hamle sırası sende mi, bende mi? Becan pehlivan dedi ki, arkadaş, demin yüksekten konuşuyordun, benim kulaklarım biraz ağır işitir. Yakın gel bakalım, ne söylüyorsun? Harami başı tam Becan'ın atının üzengisinin yanına geldi, alttan yukarı bağırdı. Hamle sırası evvela sende mi, bende mi deyince, Becan sol eliyle bunun başının kabağına nasıl vurduysa harami başı yere düştü. Becan harami başının saçından tuttuğu gibi yukarı kaldırdı ve dedi ki, babası rahmet, bu dağın başında senden benden hamle sırası soran kimdi ki bana hamle soruyorsun? Kılıcıyla nasıl vurduysa harami başının cendeği yere düştü, kellesi elinde kaldı. Öteki haramiler çil yavrusu gibi dağıldılar. İki tanesini tuttu getirdi yanına. Bu ikisinin korkudan dudakları patladı. Becan dedi, korkmayın, siz erkek değil misiniz? Bu harami başı nerede oturur? Binası nerede? Adamlar, pehlivan buyur gösterelim dediler. Bir binanın önüne geldiler. Binası işte burası. Buraya bizim girmemiz yasak. Neyi var, neyi yoksa buradadır. Fakat kapı kilitlidir, anahtarı cebindedir. Becan dedi, geçin, bende anahtar var. Kapının o zirzesinden nasıl tuttuysa kapıyı söktü, attı. İçeriye girdiler. Baktılar ki içeride bir sandık var, içi kıymetli eşyalarla dolu. Ayağıyla vurdu, darmadağın etti. Sandık altın doluydu. Becan 3-5 avuç cebine koydu, o parayı yarıya böldü, haramilere taksim etti. Yarısını ona, yarısını diğerine. İkisine de bir daha haramilik yapmayacaksınız diye tövbe ettirdi. Haydi gidin memleketinize dedi, bunları yolcu etti. Becan döndü geldi, sevdakar şahla vezirin yanına. Dedi ki, Allah'a şükür, uykum dağıldı. Her üçü bindiler atlara, sürhasür ettiler. Ver elini bize Tahran deyip gitmekte olsunlar. Uzatmayalım hikayeyi, koparmayalım kıyameti. Aziz canlarınıza vermeyelim zahmeti. Aşık dili yüğünk olur, at ayağı külünk olur. Tez vurur, tez yetirer, menzile tez götürer. O zaman ayınan, yilinen, bu zaman muhtasarı dilinen, güne bir menzil, tayyi menazil, Tahran şehrine dahil oldular. Bunlar bir hanın önüne geldiler. O zaman at katır deve bağlanan binaya han derlerdi. Atlarından indiler, hana bağladılar, kahvesine geldiler, oturdu birer çay içtiler. Hanın sahibini çağırdılar, dediler, kardeş senin yatağın var mı? Dedi, hay hay, 3 katta da yatak odalarım var. Bize 3 yatak hazırla, yatağımızı göster. Çaylarını içtiler, biraz da yemek yediler, çıktılar yataklarına bakmaya. Becan dedi, yahu vezir, benim yatağım hangisidir? Vezir dedi, Becan, hangisini istersen onda yat. Becan hiç kemeri boşaltmadan ağzı üstüne düştüğü gibi horultuya başladı. Vezir böyle oturdu, sevdakar da öylece kaldı.
Vezir öz özüne düşündü. Bu işte ya muvaffak olacağız ya da olmayacağız. Allah müsaade ederse biz memleketimize gideriz. Becan kılıncından dem vuracak, sevdakar şahta planından dem vuracak, ya ben. Sevdakara dedi ki, sen otur burada, ben geliyorum. Vezir yalnız olarak indi aşağıya, bir cadde üzerinde başladı yürümeye. Vezir Allah verdi han baktı ki, bir tellal bağırır. Tellal diyordu ki, ey hekim, cerrah, lokman, kimin kendisine güveni varsa, şahın hanımı bir derde düçar oldu. Kim onun derdine ilaç bulursa, dünyalığını alacak, ahiretine karışmayacak. Bu neymiş? Gülenaz Sultan, babasının evinden ayrıldığı dakikadan itibaren bu hileye başvurdu. Gözleri kör oldu, dili lal oldu, kulağı sağır oldu, kendisi kötürüm oldu. Geldiği günden beri yatakta hasta yatar. Haşa, tövbeler olsun, ne hastadır ne de başka bir şey. Sadece kendisini o vaziyette gösterir ki belki sevdakar çıkar gelir, aksi takdirde zehir içip ölecek. Vezir Allah verdi han tellaldan bunu duyunca hemen bir manifatura mağazasına girdi. 14 metre patiska bez aldı, beyaz bez. Bir terziye geldi, girdi içeriye. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kolay gelsin, sağ ol. Yavrum terzi dedi, ben bu yerin garibiyim, kendim dervişim. Derviş külahımla gömleğimi unutmuşum. Uzak bir şehirde kalmaktaydım. Mümkünse bu bezi bana bir gömlekle bir külah dik. 10 liraya dikersen ben sana 20 lira vereceğim. Terzi bunun ölçüsünü aldı. Vezir dedi ki, külahımı 3 karış uzunlukta dikeceksin. Terzi tamam dedi. Allah verdi han buradan çıktı. Hemen sevdakar şahın yanına geldi. Becan hala yatmaktadır. Sevdakara, oğul dedi, buyur. Kızın sende bir nişanesi var mı? Var. Neyi var? Bir yüzüğü var. Çıkarttı yüzüğü ona verdi. Vezir yüzüğü aldı, cebine koydu. Döndü geldi terzinin yanına. Baktı ki gömlek de hazır, külah da. Gömleği giyindi, külahı başına koydu. Bezden biraz artmıştı. Bezin arasına defter yüzüğü, şeker torbası gibi lüzumsuz kağıt mağıt topladı, bağladı. Bu da bunun derviş kitabı dedi, eline bir baston alıp piyasaya çıktı. Vezir uzun boyluydu, külahı da uzun. Böyle piyasaya çıkınca bütün esnaflar birbirlerine haber verdiler. Allah'ını seven dışarı çıksın, dünyaya böyle adam gelmiş mi diye. Esnaflar çıktı, baktılar ki bir uzun adam yürüdükçe başında külahı tir tir titriyor. Öyle baka kaldılar. Vezir çok siyasi bir adamdı. Caddenin son başına kadar yürüdü. Orada bir dönemeç var. Oraya gelince tellal yine karşısına çıktı. Adam aynı şekilde bağırmaktaydı. Tellal bunun yanına gelince vezir buna gerildi, gerildi. Öyle bir şamar çekti ki tellal yerde 3 defa döndü. Dönüp baktı ki bir suratsız derviş ki Allah göstermesin. Derviş baba, benim suçum neydi? Niye bana vurdun? Sarsak oğlu sarsak, sana yazık değil mi? Sabahtan beri burada bağırıp duruyorsun. Sende hal idare kalmadı. Niye bağırıyorsun? Adam dedi, emir altındayım. Sana kim emir verip seni bağırttırırsa beni onun yanına götür. Tellal bunun önüne düştü, doğru Tahran Şahı'nın huzuruna gitti. Geldi kapıyı vurdu, kapıdan içeri girdi. Tellal durumu bildirdi, geri çıktı. Vezir Allah verdi han içeri girdi. Asanın ucunu yere vurunca başında külah titredi. Tahran Şahı döndü, buna bir baktı. Ne var, ne istiyorsun? Derviş dedi ki, caddede tellalın nidasını duydum. Herhalde hastanız varmış. Onu tedavi için geldim. Haydi dedi, çık dışarı Tahran Şahı. Senin gibi kaç tanesi geldi? Yalancı çıktı. Beni soyup soğana çevirdiler.
Vezir Allahverdi Han bilgili adamdı. Celallenme şahım, biraz sakin ol. Sizinle bir mukavele yapalım, şart koyalım. Allah'ın keremiyle ben senin hastanı hayata getirirsem, mukavelemizdeki şartname neyse onu bir tamam sizden alırım. Yok eğer yapamazsam, şehrin en kalabalık yerinde dar ağacını kurdurup ipi boynuma takarsın. İki tane delikanlının eline elmas bıçaklar verirsin. Etlerimi dilim dilim edip yere dökerler. Karga kuzgun yer, kemiklerimi yere döker. Eğer bu şartı kabul edersen, mukavelemizi yapalım. Yoksa bana Allah'a ısmarladık. Tahran Şahı baktı. Yahu şimdiye kadar gelen hiç kimse böyle söz söylememişti. Hay hay dedi. Hemen mukaveleyi yaptılar. Bunun eline bir ferman verdi, mühürledi, imzaladı. Hiç kimse ona dokunamaz. Nereye gitse gider, ne isterse yapar. Kimsenin bununla işi yoktur. O kağıdı verdi eline ve yanına bir adam kattı, harem sarayına gönderdi. Vezir Allahverdi Han'ın önüne düşen adam, onu doğru hasta olan sultanın yanına götürdü, sonra geri saraya döndü. Vezir Allahverdi Han salona girdi, baktı bir kapı var. Kapıyı vurdu, girdi içeri. Baktı ki o tarafta bir karyola var. Karyolada bir hasta yatıyor. Bir tane de cariye kız onun hizmetinde. Selamun aleyküm dedi ve geçti oturdu sandalyeye. O beze bağladı, kağıt mağatı da önüne koydu, o da onun derviş kitabı. Dirseklerini masaya koydu, okudu, okudu, her köşeye üflemeye başladı. Biraz okudu, biraz üfürdü. Sonra cariyeye dedi ki, ''Kızım, hastaya söyle, mümkünse benim laflarıma kulak versin, ben kitaba bakacağım.'' Önündeki bezi açtı, bezi yukarı tuttu ki kağıt parçaları görünmesin. ''Kızım, sor.'' dedi. ''Hastanın anasının ismi nedir?'' dedi. ''Fatma'dır. Kendi ismi nedir? Gülenaz.'' İki ismi alt alta yazdı, bir çizgi çekti, hesaba vurdu. Ebced-i Kebir hesabı çıktı, mesela 18. ''Tamam, buldum kızım.'' dedi. ''187. sayfayı açıyorum.'' dedi. Bir iki kağıdı böyle çevirdi. ''Bak ben demiyorum, kitap yazıyor.'' Kitap diyor ki, bu hasta İsfahan'da Şah oğlu Şah'ın oğlunun sevgilisidir. O Şah Abbas'ın oğluyla buluşmasa, ona el vermese kimse şifa bulamaz. Gülenaz Sultan yatakta bir yan değişti. Vay derviş, binan dağılsın, bizi belaya koydun. Artık zehir içip ölmekten başka bizim çaremiz kalmadı. Kızım dedi, bak, kitap böyle diyor, ben demiyorum. Kapattı, bezi bağladı, öptü gözünün üstüne koydu, gene okuyup üfürmeye başladı. Bu sefer cariye kızı çağırdı. Kızım, buyur derviş baba, çay bardağı değil, su bardağı da değil, kahve fincanıyla bir fincan su getir de bu masanın üstüne koy. Kız gitti, bir fincan su koydu getirdi önüne. Çünkü çay bardağının içinde, suyun içerisinde ne olsa gözükür, camdır. Su bardağında da gözükür ama kahve fincanının kenarından baksan içi gözükmez. Çekti önüne, okudu, üfledi. Bir vesileyle Sevdakar Şah'a Gülenaz Sultan tarafından verilen nişan yüzüğünü bu fincanın içine attı, gene okudu, üfürdü. ''Kızım, gel buraya.'' dedi. ''Fincanın içine bakmayacaksın. Yoksa sihir bozulur. Eğer bozulursa suçlusu sen olursun.'' Kızın elini aldı, fincana kapattı. ''Götür.'' dedi, ''hastaya ver. Sana da bir saat izin verdim. Git bahçelerde gez.'' Hizmetçi, cariye kız izin alıp bahçeye gitti. O gidince Gülenaz Sultan fincandaki suyu kaldırıp içti. Fincanı geri eğer eğmez fincanın içinde bir çıngırtı peydah oldu.
O sürmeli gözlerini eğdirip fincanın içine baktı ki bir de ne görsün. İçinde sevdakara vermiş olduğu yüzük. O zaman merakı mevce geldi, yatağının içinde doğruldu. Bakalım burada ne söyledi? Derviş kıyafetine giren vezir Allah verdi anda ona ne karşılık verdi? Aldı Gülenaz Sultan. Nice ağlamasın yaralı gönlüm, göründü gözüme yar nişanesi. Beni bu yerlere yitkin salanın, viran olsun tacı tahtı binası. Denk eser, seher yeli denk eser, eller şirin uykuda, ben olmuşum dengezer. Aldı vezir Allah verdi han, kızım hele beni dinle. Aman kızım açma yaralarımı, ben yazığın gam doludur sinesi. Bu yerleri aramaya gelmişim, bir terlanın yitkin düşüp sonası. Gargamış'a yol gider Gargamış'a, yüz bin alkış neylesin bir felek Gargamış'a. Aldı Gülenaz Sultan, müştakım da muradıma ermedim, yardan ayrı yağda meyil vermedim. Gönül verdim bir vefasın görmedim, temelsizmiş hulusunun binası. Dağlar gezdim, bahçeler bağlar gezdim, bir gün şad-u kam olmadım, bahtıma ağlar gezdim. Aldı vezir Allah verdi han, sefil sevdakârı saldın ataşa, hali şada dönmez ahvali boşa, senden cuda gamgin idi hemişe, kara gelip ayı günü senesi. Benden al, bende çekiç, benden al, sinem atar dükkanı, ne istersen benden al. Aldı Gülenaz Sultan, Gülenaz'am içtim aşkın zehrinden, celalli Kevser'in gaflet behrinden, yarın hasret firakının kahrinden, âb-ı ceyhun olup çeşmim danesi. Kalp ilendi, ay doğdu kalp ilendi, ant içerem kasem olsun, bu kalbim, o kalp ilendi. Aldı vezir Allah verdi han. Evvel vezir idim şevket-i şanda, şimdi el koymuşam fitne-i fende, türlü türlü gizli sırlar var bende, beyan olsun bu harflerin manası. Belene doğru yol gider belene doğru, kes başım kanım aksın kadir bilene doğru. Söz sonuna erdi, Gülenaz Sultan yatağından kalktı, gitti güzelce yıkandı, bir güzel elbisesini giyindi, kendine çeki düzen verdi. Vezir dedi, kızım şimdi bunda hesap var, o hesap şu, benim tembihimi iyice dinle, ben gideceğim, Tahran Şahına müjde vereceğim. Diyeceğim ki sana müjdeler olsun, hastanın gözü açıldı, kötürümlükten de kurtardım. Yalnız hastanın dili lal, kulağı sağırdır. Gözünü açtı, kötürümlükten kurtardım. Fakat diliyle kulağına gücüm yetmedi. Yaşça benim torunum sayılır, ilimce çok büyük bir derviş arkadaşım var. O da benimle beraber bu Tahran'a geldi. Şimdi şah sağ olsun, ben arkadaşımı alıp geleyim. İnşallah o da gözünü, kulağını, dilini açar. İşte kızım, belki bu vesileyle sevdakarı buraya getiririm. Yalnız şaha benim bir tembihim var. Şaha diyeceğim ki, buyurun gidin hastanızı gözünüzle görün. Şah buraya gelince şaha çok hürmet et. Çay ver, kahve ver, hürmet et. Fakat şaha benim tembihim budur ki, elin dahi elbisesine değerse bu sihir bozulur. O sana dokunamaz. Korkma. Yalnız sen özenerek ona hürmet et, öylece ona bak. Baş üstüne vezir baba dedi Gülenaz. Vezir Allah verdi han buradan çıktı, doğru piyasaya geldi, bir manifatura mağazasına girdi. Yine beyaz patiska bez aldı, kendisinin gözünün ayarında
sevdakar şaha bir gömlek, bir külah yaptırdı. Verdi ölçüsünü, dedi ki yap ben geliyorum. Baston elinde aynı giyimle Tahran Şahı'nın yanına geldi. Kapıyı açtı, içeriye girdi. Asanın ucunu yere vurdu. Hak dost dedi, külah titredi. Tahran Şahı böyle baktı. Derviş baba, hayırdır inşallah. Ses yok. Derviş baba, hayır haber ver. Yine ses yok. Biraz sonra dedi ki şaha, benim bu külahımı bir hazineye gönder, altın dolsun gelsin. Ondan sonra sana hayırlı haber vereceğim. Külah gitti, hazinede doldu geldi, dervişe verildi. Şahım, size müjdeler olsun. Hastanız hayata geldi. Allah'a çok şükürler olsun, gözünü de açtı. Senin benim gibi şimdi. Yalnız diliyle kulağını açamadı. Tahran Şahı dedi ki, derviş baba, seninle şartlarımız vardı. Hay hay, ne zaman yapamazsam aynı mukavelemizi tatbik et. Yalnız burada bir derviş arkadaşım var şahım. Yaşça çok genç, fakat ilimce, ilhamca benden çok çoktur. O da benimle Tahran'a geldi. Siz buyurun gidin hastanızı görün. Ben o arkadaşımı bulup getireyim. İnşallah o dilini de açar, kulağını da. Şah bunu kabul etti. Yalnız şahım sizden bir ricam var. Hastanızı gidin görün, ancak sırf göz misafiri olun. Lütfen eliniz elbisesine bile dokunmasın. Yoksa yaptığımız sihir boşa gider, yazık olur. Şah bu haberi alır almaz geçti gitti. Vezir Allah verdi han gitti terziden, sevdakar şah için diktirdiği gömleği aldı, külahı aldı, döndü hana geldi. Kapıdan içeri girdi ki, Becan senin evin yıkılsın. Becan'ın horultusu oraları almış, sevdakar da öylece oturuyor. Oğlum seni Gülenaz Sultan'ın yanına götüreceğim, bir şey sorma bunu giyin. Açtı heybesini, neyi varsa çıkardı. Sevdakara derviş gömleğiyle giyindirdi. Külahı da başına koydu. Aldığı bezden biraz artmıştı. Onunla da şah tacını bağladı, koltuğuna girdi. Bunu derviş şekline soktu. Bunlar burada bu şekilde kalsınlar. Biz gelelim Tahran Şahı'na. Şah Gülenaz Sultan'ın odasına gitti. Gülenaz Sultan baktı ki merdivenlerde takırtı var. Hemen kapıyı açtı. Şah veziriyle beraber gelir. Buyur eder şekilde kapıyı açtı. Konuşmuyordu, dili bağlıydı. Duymuyordu, kulağı sağırdı. Tabii bu bir tezgahtı. Tabureyi gösterdi, geçti oturdular. Bunlara tatlı kahve yaptı getirdi, kahve ikram etti. Tahran Şahı, Gülenaz Sultan'ın bu güzelliğine bakıp aklı hayali gitti. Allah'ım bana sabırlar ver, bana sabırlar ver dedi şah. Neyse kahveyi içtiler, bunlar biraz sonra kalktı, tatgaha geldiler. Herkes yerini aldı. Bunlardan yarım saat sonra Vezir Allahverdi Han, sevdakar şah yanında beraber geldiler. Vezir Allahverdi Han bir marifet işliyor, ayağıyla vurdu, kapıyı açtı, kapı açıldı. Örtüldü, bir daha açıldı, örtüldü, sonunda içeri girdiler. Hak dost dedi. Bastonunu yere vurunca külahı titredi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam derviş baba. Hayır haber, hani arkadaşın? Arka tarafındaydı. Sevdakarı böyle ileri getirdi. İşte arkadaşım. Tahran Şahı döndü. Sevdakara baktı şöyle. Bunun gözleri yaman oynuyor. Bundan bize bir bela gelmeye. Aman derviş, hastaya bir imkanın olacak mı? Cümleyi alem haşa, Allah izin verirse olur. Allah izin vermezse olmaz. İnşallahü Teala ki kurtarmaya çalışacağız. Şah bir serbestkarlık yazdı, bunun eline verdi. Siz müstesnasınız dedi. Her ikisi beraber çıktı, geldiler. Vezir Allahverdi Han olanları biliyor, salona girdiler. Sevdakar Şah,
istiyordu ki odanın kapısını bir an evvel açıp içeriye girsin. Vezir Allahverdi Han dedi ki, ''Dur oğlum, seni bu şekilde ölü kefeniyle bir güzel kızın yanına götürürsem, benim bu vezirliğim bana haram olsun.'' Gömleği çıkarttı, külahı aldı. Zaten şah derviş gömleğini elbiselerinin üstüne giymişti. Şahın tacını sardığı bezin içinden çıkardı, sevdakarın başına koydu. Şöyle bir müşteri gözüyle baktı. ''Ha benim yavrum, şimdi gir.'' dedi. Sevdakar içeri girdi, Gülenaz Sultan ayağa kalktı. Vezir Allahverdi Han gitti, masanın yanında sandalyeye oturdu. Bu iki sevgili, ikisi de kupkuru kurudular. Bir iki dakika öyle kaldılar. Sevdakar Şah hacalet çekiyordu. Özür dilemek için biraz sonra bakalım Gülenaz Sultan'a ne dedi. Gülenaz Sultan da ona ne karşılık verdi. Aldı Sevdakar Şah. Ala gözlüm dide giryan olmuşum. Hiç bilmirem bu efkara ne deyim. İsterim soruşam vasfı halini. Dilim tutmur gamlı yare ne deyim. Aldı Gülenaz Sultan. Oğlan senin hiç insafın yokmuş. Muhannetsen kalbi kara ne deyim. Zulümkar sevdanın mihnet işleri. Beni saldı ahu zara ne deyim. Aldı sevdakar. O zalim gaddarlar duyar ünümü. Ara yerde nahak döker kanımı. Tapşırır cellada garip canımı. Eyle derler pare pare ne deyim. Aldı Gülenaz. Fırsat elde iken bakmadın hale. Şimdi beni saldın bu kalma kala. 500 bin cavrasan bugünden bele, daha olmaz derde çare ne deyim. Aldı sevdakar, sevdakaram düştüm aşkın ahına, civan ömrüm gider gam kütahına, sıdk ile yalvaram şahlar şahına, hak yerisin havadara ne deyim. Aldı Gülenaz, Gülenaz gelir, puç ilgarsan puç vade, aşk maşuğundan düşer mi cüda? Adam aşnasından döner mi yağda? Senin teki bir karara ne deyim? Bunlar bu sözleri okumada olsunlar, biz gelelim Tahran Şahına. Tahran Şahı'nın bir bacısı var idi, adı Zühre Sultan idi. Çok güzel bir kızdı. O da Gülenaz Sultan'ın yaşındaydı. Fakat erlik hüneri var. Allah ona o istidadı vermişti. Hani bir atasözü var. Geniş gününde yat komşu, dar gününde yar kardeş. Bu dervişler Gülenaz Sultan'ın yanına geldikten sonra Tahran Şahı bacısı Zühre Sultan'ı çağırdı, ona dedi. Bacı, ancak biz birbirimizin dar gününde elinden tutarız. Yağ dolu bizim dar günümüzde ortak olmaz. Bizim hastamıza tedavi etmek için iki derviş geldi. Sen kendi elinle onlara yemek yap ve götür. Zühre Sultan yemek yaptı. Tepsi başında bunlar birbiriyle konuşurken kapıdan içeri girdi. İçeri girer girmez, baktı ki 4-5 ay yataklarda sürünen yengesi, kardeşinin hanımı giyinmiş, yanında da iki tane adam var. Delikanlıyla birbirlerine söz okuyorlar. Tepsiyi başından masanın üstüne koydu. Döndü Sevdakar Şah'a, şöyle bir baktı ki ne baktı. Vallahi aynı Sedef gibi bir oğlan. Derhal ona gönlünü düşürdü. Sevdakar Şah'ın alnının ortasında bir aşk oku reddi bedel olup Zühre Sultan'ın sinesinden değdi ve bu kürek arasından çıktı. Aklı başından gitti, yere düştü, bayıldı. Vezir Allahverdi Han döndü. Kızım bu kimdir? Bu Tahran Şahı'nın bacısıdır.
Hemen sevdakarın başından şah tacını aldı, külahını koydu başına, yaptırdığı kıyafeti giydirdi. Az sonra Zühre Sultan ayılır ayılmaz o yana bu yana bakındı, orada bir firkat el verdi. Alsın bakalım Zühre Sultan ne desin sevdakar şaha. Dinlesin Gülenaz Sultan'la vezir Allah verdi han. Aldı Zühre Sultan. Oğlan ben anladım fitne feylini, aç sırrını ben de olam sizin inen. Şahin olan şikarına dolanar, tülek terlan oynar tuğba kazınan. Aldı sevdakar şah. Aman hanım tutarsızam bu yerde, beni cenge salma cilve nazınan. Bilmem güzellerde ne hasiyetti, hacalet danışar güleç yüzünen. Aldı Zühre Sultan. Müracat kanıdır gönlüm ehtacı, sürahi kaddinin hasret muhtacı. Hünkar kıyafetlim sere koy tacı, yüz sürem hakine piyendazınan. Sevdakar şah baktı ki bu kız başında tacı da görmüş. Ben diyeyim ki haşa tacım macım yoktur dedi içinden, götürüp sevdakar kendi sözüyle ikinci bendini böyle okudu. Ne tahtı gâhım var ne tacım benim, bir bineva kuldur bu garip canım. Sana kurban olam cilveli hanım, beni cenge salma bühtan sözünen. Aldı Zühre Sultan. Ben Zühre'yem oğlan, sırtanma benden. Vallah ölene dek çekmem el senden. Olup üryan nikap çıkanda dondan, başında tacını gördüm gözünen. Sevdakar şah baktı ki, yok bu iş böyle acılıkla olmaz, tatlılıkla olur. Ben buna diyeyim ki seni canım kadar seviyorum. Belki sonumuz bir aydınlığa varır. Buna binaen sevdakar şah bu beyti okur. Sevdakaram, sonam seni sınaram. Ölene dek nice senden dönerem. Gördüm cemalini, oda yanaram. Cismini pervayiş ettin közünen. Bu söz tamama yetişti. Böyle rivayet ederler ki kızın başında sarası varmış. O anda sarası tuttu, bu tarafa bayıldı. Kaldırdılar, Zühre Sultan'ı aynı yatağa yatırdılar ve üzerini örttüler. Tam akşam lambalar yanma saatiydi. Gülenaz Sultan dedi, ''Vezir Allah verdi han, ne var kızım? Eğer ortalık karardığı sırada buradan beni çıkarttın, yola düştün, düştün. Düşmediysen ben sizi derhal kana veririm.'' Vezir Allah verdi han dedi ki, ''Kızım, atalar sözüdür, sabreden derviş muradına ermiş. Az sabret, ben onun gereğine bakacağım. Bunlar burada kalsın.'' Vezir Allah verdi han kalktı, doğru Becan pehlivanın yanına gitti. Çünkü bunlar becansız iş göremez. Becan'ın yanına gitti, hanın kapısına yeni gelmişti. Becan'ın horultusu dışarıya geldi. Yatak odasına çıktı, baktı ki Becan öyle bir uyku aleminde idi ki, bir de bir direk var yatağının yanında. Uyku aleminde kolunu direğe bu şekilde dolamış, başını göğsüne vurup öylece yatıyor. Girdi içeri, Becan'ı dürtmeye başladı. ''Ay Becan, ay Becan!'' Becan'ın bir huyu varmış. Eğer uykudan biraz yarım kaldıran olsa, babası da olsa onu vururmuş, dinlemezmiş. ''Hele Becan, doymadın mı kalk, ocağın batsın, hele doymadın mı uykuya?'' Becan kalktı, oturanda direkt de kolundan beraber geri geldi, dedi ''Ne var?'' ''Becan, gidiyoruz. Özüm olsun, ben bir yere gitmiyorum. Ya, benim bu kılıcım bir kan görmedi. Ay Becan, şu uykudan bir kalk.'' Becan kalktı, kılıcı belinde, kalkanı falan da var, aldı eline. İndiler aşağı, beraber yürüdüler. Nizamiye kapısına yaklaşmışlardı. Vezir Allah verdi han dedi ki, ''Bak Becan,
Ben o pencereden ışık gelen saraylara gidiyorum. Bize geçiş serbest. Kapıda çift nöbetçi var, Nizamiye nöbetçisi. Bak şimdi sen nasıl geleceksin. Becan, sen git, ben gelirim, dedi. Ay sesin ocağın batmasın, bağırma. Sen git, ben gelirim. Becan zaten bahane arıyordu. Vezir geldi geçti nöbetçiler arasından. Saraya dahil olmuştu. Becan da saraya doğru yürüdü. Nöbetçiler baktı. Bir değirmen taşı gibi bir şey gelir. Nöbetçinin biri böyle çekildi, diğeri şöyle. Becan bunlara yaklaşandı, ikisi de dur bakalım dedi. Burası yasak. Hele gelin buraya dedi Becan. Ne diyorsunuz siz? Nöbetçiler burası yasaktır. Bunun birini tuttu, böyle başını aldı, bu koltuğunun altına koydu. Paltonun altına başını aldı, öbürünü de tuttu, öbür koltuğunun altına aldı. Bunlar orada çabalasın, Becan o vaziyette yürüdü, içeri girdi. Girdi içeri, selam verdi. Aleyküm selam dedi. Vezir kurudu kaldı. Becan nasıl gelebildin? Becan ayaktaydı. Bu koltuğunu boşalttığında adamın biri yere düştü. Diğer koltuğunu boşalttığında ötekisi yere düştü. Vezir odada baktı. Kızın bir tanesi karyolada yatıyor. Bir de çok nazenin bir kız var, böyle oturuyor. Sevdakar da böyle oturuyor. Vezir de böyle bunlara baktı. Becan'a bir mağrurluk geldi, başladı bu odanın içinde gezinmeye. Gezindi, gezindi. Sanki elbisesine sığmıyordu. En son geldi, vezirin üstünü kesti, dedi. Ay vezir, buyur, biz kaç adamız? Becan, sen bir, ben iki, sevdakar üç, Gülenaz dört. Tezeter cariye beş, beş kişiyiz. Kaç atımız var bizim? Üç. Biz beş kişiyiz, at üç, nasıl gideceğiz? Vezir dedi, Becan sen atına bineceksin, tamam. Sevdakar atına binecek, kendi nişanlısını terkine alacak. Ben de atıma bineceğim ve cariyeyi terkime alacağım, öyle gideceğiz. Becan o ana kadar vezirin kıyafetinin farkına varmamıştı. Böyle döndü baktı, dedi. Ay senin, o külahın mıhta asılı kalsın. Ben gelip buradan gelin götüreceğim, rezillik çekeceğim. Hiç olur mu? Yetişti, tezeter cariyenin yakasından tuttuğu gibi yukarı kaldırdı. Kızın dudağı üç yerden çatladı. Korkma kızım, tavlahaneyi bilirsin mi? Dedi. Evet, yakın mıdır? Yakındır. Düş önüme, önüne düştü, yürüdüler. Tavlahananın önüne geldiler, kız dışarıda kaldı, Becan içeriye girdi. Baktı çift nöbetçi, ortada fenerler yanıyor. Atlar iki taraftan bağlı. Girişin sağ tarafında doğrama tahtadan böyle bir yer yapılı ufacık bir kilit var, çift halkada. Nöbetçi baktı ki, ''Buraya bir dev geldi.'' dedi. ''Kardeş, sen necisin? Çık buradan dışarı.'' Becan, ''Hele yakın gelin, ne diyorsunuz?'' Becan birini böyle tuttu, öbürünü de böyle birbirine vurdu. Var kuvvetiyle açtı, böyle vurdu, açtı vurdu, ikisini de yapyassı teneke gibi etti. Birini öyle attı, birini de böyle attı. Çekti halkaları çıkarttı, iki kanatlı kapı açıldı. En iyi iki atın her birine birer eğer vurdu, atları çekti, tavladan çıktı. ''Kızım, düş önüme.'' dedi, ''Şaşırma.'' Atlar besiliydi, kah gelir, kah gelmiyordu. Becan kuvvetli çekse dizgini koparacak, başladı bağırmaya. ''Vezir, vezir.'' Vezir çıktı dışarı. ''Vay senin ocağın batmasın.'' Yetişti, atın birini aldı, birini Becan aldı. Gülenaz Sultan, sevdakar, tezeter cariye hepsi beraber burada düştüler yola. Ana yola geldiler. Atları sevdakar şah kızlarla beraber burada tuttu. Vezir Allahverdi Han Becan pehlivanla gitti. Hanın kahvenin yatağın hesabını kesti. Atları çekti getirdiler.
Her birisi at beline süvari oldu. Gece vakti ver elini Şah-ı İsfahan deyip sürhasür ettiler. O gece sabaha kadar yol gittiler. Cümlemize hayırlı sabahlar olsun. İnşallahü Teala açıldı hayırlı sabah, gün anasının koynundan çıktı. Dağlar elbiselerini giyindi, alem nura gark oldu. Bunlar bir pınarın başına geldiler. Attan indiler, atlar otlamakta olsun. Bunlar yüzlerini yıkadılar, yiyecek getirdiler, yediler. Becan hemen uykuya yattı. Bunlar burada kalsın, biz varalım Tahran iline, Tahran şahına ve Tahran'daki vaziyete bakalım. Sabah yatağından kalkan baktı ki Nizamiye kapısında çift nöbetçi yok, hekimler de yoktur, Gülenaz Sultan da yoktur, bacısı da yatakta hastadır. Bu sırra vukuf oldu, emir verdi, hemen ordu faaliyete geçti. Orduyu çekti yedeğine, sürdü bunların peşine. Epey bir müddet sonra Sevdakar Şah, Gülenaz Sultan, Tezeter Cariye, Vezir Allahverdi Han'ın olduğu yere kadar geldi. Bunlar da orada istirahat halindeydiler. Tahran'a doğru baktılar ki asker geliyor. Dağtaş asker, Sevdakar dedi, şimdi bizim ölüm vaktimiz geldi. Becan öylece uyuyordu. Eyvallah, becansız hiçbir şey yapamayız dedi Sevdakar. Becan'ın başucuna geldi, Becan'ı uyartmak için aldı, bakalım ne söyledi. Budur geler Tahran Şahı, uyan deli Becan uyan, feleğin zulmet kahrıdır bizi bu günlere koyan. Becan uykusunun içinde bir mırıldandı, gözünü açtı. Git hele, adamı uykusunda rahat bırak, biraz yatalım. Becan, Allah'ını seversen şöyle bir hafif dikel de bak, sonra geri yat. Becan hiç istifini bozmadı, dirseğini böyle koydu, kafasını elinin içine koydu, baktı asker geliyor. Dedi, duyuldu fitne feylimiz, işlerimiz oldu beyan. Düşmana lelinci kalar, uzağı yakını sayan. Aldı Sevdakar. Budur gelen şahın özü, ister ki katlede bizi, bürüyüp etrafımızı, kimi atlı, kimi yayan. Aldı Becan. Gel senden koşuna dalak, cenge edek, hem kılıç çalak, düşmanın hakkından gelek, gerek hasmına dayan. Aldı Sevdakar. Bu gelen düşman ünüdür, hiddeti töhmet kanıdır, şahıyın müşkül günüdür, sen git kızıl kana boyan. Becan, Becanam, bahtın aşıyam, şahımın şahin kuşuyam, ben kavga pervayişiyem, koy gelsin canına kıyan. Böylece söz bitti, Becan çekti atın eğerini, kayışlarını berkitti, döndü bunların dördüne de şöyle tembih etti. Babamın ervahına andolsun, eğer bir tek taş bile atarsanız, geri döndüm mü sizi parça parça ederim. Siz yalnız seyredin. Ayağını koydu üzenginin ucuna. Efendim, ateşsiz silahlar zamanı. Tahran Şahı'nın ordusu Becan'ı gördüklerinde heybetinden geri kaçtı. Kattı önüne Becan, bunları bir zaman götürdü. Geldi geriye ve dedi, ey vezir, gönlüm açıldı. Atı eğerledi, bindiler, sürdüler. Ver elini bize şehri İsfahan. Birkaç gün yol yürüdükten sonra İsfahan şehrine dahil oldular. Şah Abbas'a müjdeci gitti ki, Vezir Allahverdi Han, Sevdakar Şah, Becan Pehlivan geldi. Sevdakar Şah hanımını ve cariye kızı aldı, saraya götürdü. Becan Pehlivan saraya vasıl olunca ağzı üstüne düştü, yattı, uyuyakaldı. Şah Abbas kırmızı giyindi, tahta çıktı. Veziri huzuruna celbetti. Sevdakar Şah 20 yaşındayken ben tahta onu getirdim.
yukarıda Allah, aşağıda senin sayende. Sen kaç aydır neredesin? Emir verdi, cellat. 3 tane cellat geldi. Vezirin elini ayağını bağlayıp orada durdular. Vezir Allah verdi, baktı ki bundan kurtuluş yoktur, kellesi gidecek. Dedi ki, ben dünyadan ilgimi kestim. Ey cümleyi alem, haklısın. Emir ve irade Allah'tan sonra sizindir. Haklısın. Kanım size helal olsun. Yalnız size bir sözüm var. Bu ifademi verdikten sonra öldürsen adalet, azat etsen mürüvvet eylersin. Vezir Allah verdi han böyle dedi. Şerafetli şahım düşme hiddete. Şöhret alıp ad-ı şana gelmişem. Pinhan matlubumuz yetti müddete. Zahir olup nümayana gelmişem. Müşkül kaldım Kandehar'ın halında. Tegayür dolandım Tahran elinde. Çok cefalar çektim ölüm yolunda. Cebr ucundan el amana gelmişem. Kuş yetir vezirin bu lisanına. Tebdil olup çıktım şah divanına. Deli becan girdi aslan donuna. Çalkayıp dünyayı kana gelmişem. Söz tamama yetişti. Deli becan girdi aslan kıyafetine. Çalkalayıp dünyayı kana gelmişem deyince bu söz Şah Abbas'ın hoşuna gitti. Şah Abbas'ın hoşuna gitti ki benim kuvvetim, benim pehlivanım, benim kılıcımın sesi sedası nerelerden gelir? İnsafa geldi, emir verdi cellatlara, çözün bunun kolunu. Kollarını açtırdı, bunu affetti. Artık günler gelip geçmekteydi. Günlerden bir gün sevdakar şahla Gülenaz Sultan'ın düğünlerini yaptılar. Onlar muradına nail oldu. Allah cümlemizi muradımıza nail etsin. Şimdi biz gelelim kime? Gülenaz Sultan'ın Kandehar'dan getirmiş olduğu öz hemşiresi Tezeter ismindeki cariye kıza. Sevdakar Şah her zaman tahtigâhtan eve gelince bu cariyeyi çok ağırlardı, buna para verirdi, hürmet ederdi. Bu cariye kız da aklından geçirirdi ki sevdakar Şah beni çok seviyor. Bir fend ile Gülenaz Sultan'ın başına bir bela getirip bu şaha sahip olabilir miyim diye. Böylece planlar kurmaya başladı. Günler böyle geçsin, günün birindeydi. Bu Tezeter cariye güzel elbisesini giyindi, şehri gezmeye çıktı. Caddenin bir tarafında 2 adam bunun gözüne dokundu. Bunları ben görmüştüm dediği içinden yanlarına gitti. Nerelisiniz siz dedi. Biz Tahranlıyız. Necisiniz dedi. Seyyar tüccar. Peki benimle gelin. Şimdi ben size çok hayırlı bir haber vereceğim. Sizin şahın yani Tahran şahının nişanlısını bizim şahın oğlu kaçırdı, buraya getirdi. Şimdi ben onu size teslim etsem götürür verir misiniz? Bu dünyalığınızı alırsınız, öbür dünyalığınıza karışmam. Bezirganlar bunu duyduğu için çok memnun oldular. Aman hanımefendi, öyle bir şey olur mu? Şimdi siz benimle gelin. Bunları aldı yanına, bahçeye götürdü. Bahçenin çok sakin bir yerinde benim boyumun ölçüsünü alın. Benim boyumun ölçüsünde bir sandık yaptırın. Ağzına da kilit yaptırın. Getirin bu kavak ağaçlarının arkasına, arkın içine koyun. Kendiniz de kervanınızı yükleyin, Hisar'ın o tarafında bekleyin. Siz de bu ağaçların arka tarafına sinin. Ben o kızı getirip size vereceğim, siz de götürün gidin. Buradan bu adamlar bu emri aldıktan sonra piyasaya gittiler sandık yaptırmaya. Tezeter cariye döndü geldi saraya, içeri girdi, suratını astı, başladı ağlamaya. Gülenaz Sultan, kız neden ağlıyorsun, niçin ağlıyorsun? Tezeter dedi ki, ey hanım sultan, sen sevdakar gibi birine sahip olmuşsun. Bense böyle bir şeylerden yoksunum, mahrumum.
sende insaf yoktur. Bir güne bir gün demiyorsun ki elbiselerini giyin bahçelere gidelim. Gülenen Sultan, kız o kadarcık mı? Evet, haydi ben de elbiselerimi giyiyorum. Giyindi elbiselerini, her ikisi beraber bahçeleri gezmeye gitti. Gülenen Sultan'ın tezgahtan haberi yok. Kol kola takmışlar, bahçede geziyorlar. Sandık olan yere yaklaşmışlardı. Tezeter cariye kolunu bunun kolundan çıkardı, sağdan bir şey kopardı, soldan bir çiçek kopardı. Bu vesileyle biraz ilerledi. Tam sandığın yanına gitti. Sandığın ağzı açık, orada bekliyor. Tabii adamlar da arkada sinmiş, geri döndü. Gülenaz, Gülenaz, hele acele gel. Bağdat, Şam, Mısır, İsfahan hepsi buraya toplanmışlar. Acayip bir söz. Gülenaz Sultan ilerledi. Tam sandığın yanına geldi, gitti baktı. Evet, bir tabut biçiminde uzun bir sandık. Hani kız, eğil bak, yalan mı söylüyorum, doğru mu? Gülenaz Sultan sandığa eğilip baktığı sırada bu cariye fırsattan istifade Gülenaz Sultan'ın arkadan ayak bileklerinden nasıl çektiyse bunu sandığın içine yuvarladı, yıktı. Çekti sandığı, ağzını kapadı. Adamlara işaret verdi. Adamlar sandığı kaldırdı, hisar duvarının o tarafına geçirip öndeki devenin üstüne bağladı. Hemen sürhasür gittiler, ver elini bize Tahran deyip gitmede olsunlar, biz kime gelelim? Tezeter cariyeye. Bu cariye döndü, saraya geldi. Öyle oldu, sevdakar döndü, tahtıgâhtan öğle yemeğine geldi, kapıdan içeriye girdi, yine bu cariyeye pul para bahşiş verdi. Elini yüzünü yıkadı, başlayacak yemek yemeye, baktı Gülenaz Sultan yoktur. Kız, hani Gülenaz Sultan? Bilmiyorum. Bir daha sordu, kız, hani Gülenaz Sultan? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Çok üstüne gitti, baktı, hayır bu böyle olmaz, işi tatlılıkla çözdü. Kalktı ayağa, kızın yanına geldi. Aferin Tezeter, sen binlerce yaşa, ne kadar anlayış var sende. Seni delicesine sevdiğimi neden anladın ki bu kadar bana meyil verdin? Gülenaz'ı ne yaptın? Ben hemen seninle düğünümüzü yapacağım. Öyle mi? Evet. Artık Gülenaz Sultan'ı kıyamette görürsün. Kız, ne yaptın? Yoksa öldürdün mü? Hayır. Peki ne yaptın? Vallahi Tahranlı iki seyyah tüccara teslim ettim. Sandığa saldım götürdüler. Bundan işte tahmin ediyorum 3 saat kadar evvel. Öyle mi? Evet. Sevdakar Şah dedi ki, şimdi dur, sen erkekçe sözünde durdun, ben de erkekçe sözümde duracağım. Çıktı dışarı, tavlacıyı çağırdı, dedi ki, bir ham katır getir. Ham katırın boynuna büyük bir halat taktı, her iki yanından ipi uzattı. Bu cariyenin ayağına taktı ipi, öbür taraftan koydu. Katır, dağ taş, dere tepe yürüdü, gitti. Aha sana düğün dedi, döndü geldi sevdakar. Emir verdi, vezir Allah verdi hanla becan pehlivanı çağırttı, bunlar geldiler. Vezir baktı ki sevdakarın burnundan ateşi çıkıyor. Sordu, ne oldu şehzadem, niye böyle kederlisin, niye ağlıyorsun? Aldı sevdakar, vezire bakalım ne dedi. Felek beni gene zirdest eyledi. Müşküldeyem ahvalimi bil vezir. Muradımın yeksan oldu müddeti, gavvas olup bahr-ı ummana dal vezir. Müşkül gönlüm ne dalıpsan gaflete, felek beni saldı mihnete. Terlanın şikarı düşüp zirdeste, ördek uçtu viran kaldı göl vezir. Sevdakaram neylemişem neylerem, inip aşkın deryasını boylarım. Gece gündüz dağda figan eylerem, dü çeşmimden akan oldu sel vezir.
Söz tamam yetti, sevdakar emir verdi. Atlar eğerlensin, işimiz var gideceğiz. Atlar eğerlendi, her üçü at beline süvari oldu. Bunlar yollarına devam etsinler. Biz şimdi Tahran'da Tahran Şahı'nın bacısı Zühre Sultan'a bakalım. Zühre Sultan yatağında uyandı. Baktı ki ne Gülenaz Sultan var ne de Sevdakar Şah. Orada ona bir firkat el verdi ve aldı Zühre Sultan. Nece ki el çektim fani dünyadan, bu şirin canımdan bezip ağlarım. Ara yerde olan nahak işleri sine defterine yazıp ağlarım. Kara bahtım, okudum kara bahtım. Ya senin gül talihin, ya benim kara bahtım. Elimden aldırdım dil efkarını. Göz görüptü, gönül ister yarını. Felek perakende saldı başımı. Onun için sergerder gezer ağlarım. Odu geçti, yaylanın odu geçti. Gözün kör ola avcı, marallar odu geçti. Zühre hanım, serden çıkar dumanım. Yara yetişmedi, ahdü amanım. Hiçbir yana çatmır elim gümanım. Her taraftan elim üzüp ağlaram. Ayaz olmaz, buludu ayaz olmaz. Ben ki gam taptağıyam, gam benden ay az olmaz. Bunu okuduktan sonra girdi, giyinme odasına gitti. Zühre Sultan orada bir erkek kıyafetine girdi. Saçlarını tepesinin ortasına topladı. O zamanın modası neyse başına papak koydu. Kılıcı ince beline bağladı. Kalkanı taktı iki omzunun arasına. 18 boğum kargıyı aldı eline. Çekti bir Arap atı binek taşına, bindi üstüne. Arap ata bir zahma vurdu. Arap at dize kadar toprağa saplanıp yerin damarını söktü. At gitmede olsun, ya alacağım yaremi, ya vereceğim başımı. Ver elini, İsfahan toprağı deyip sürdü. Uzatmayalım, güne bir menzil, İsfahan şehrine bir buçuk gün kala bir yarmadan geçiyordu. Dağın sağ tarafına baktı ki bir mağara var. Atından indi Zühre Sultan. Atın dizginini ayaklarına bağladı, çekti kılıcını, mağaranın içine girdi. Girdi, baktı ki göz göz, kendi kendine hesap etti, dedi ki, işte benim yerim burasıdır. Orada biraz oturdu, çıktı dışarı, atın ayağını açtı, dizginini çevirdi. Eğrini geldiği yola çevirdi, yüzünden öptü, sırtını okşadı. Git Allah'ın mübarek hayvanı, artık benim seninle işim yok. Git belki bir fakir eline geçersin de seni satar, kendisine harçlık yapar. Çekti kılıcını, orada bir müddet oturdu. Zühre Sultan mağaradan dışarı çıktı. Bir tepenin üstüne dürbünle yolları kontrol etti. Baktı ki bir kervan gelir. Bu gelenler seyyah Tahran tüccarlarıydı. Döndü girdi içeri, kendisine çeki düzen verdi. Kervan tam mağaranın istikametine gelmişti. Çekti kargısını, bunun önünde mart leyleği gibi şaklattı. Burası halı değil, harabe değil, buranın da toprak başısı var. O zaman bu tüccarların ikisi de indi yere. Aman pehlivanım buyurun. Zühre Sultan hem erkek elbisesini giymişti, hem siyah ipek tülden yüzüne bir maske yaptırmıştı. Olmuştu simsiyah bir adam. Aslan gibi bir pehlivandı ki vasfı dile gelmezdi. Bunlara sordu. Kaç deveniz var? 80 deve. Deve başçısı, 2 deve vereceksin. Hay hay baş üstüne. En öndeki devenin üzerine böyle baktı ki uzunca bir sandık var. Bu sandık nedir? O sandığın içinde bizim etimiz, çayımız, şekerimiz, ekmeğimiz, tuzumuz var. Tabii biz çöl adamıyız. Bu bizim iyaşe sandığımızdır.
Bu sandık benim çok hoşuma gitti. Bunu indirin. Siz kendinize yine yaptırırsınız. Bu sandığı bana verin. Tüccarlar da şafak attı. Pehlivanım, siz de çöl adamısınız, biz de. Ama bu sandığın içinde bizim öteberimiz var. Sen bunu bizden alma. Alırsan biz pejmurda oluruz. Yok, önünüzde şehirler var. Gidin yine yaptırın. Tüccarlar baktı ki hayır, buna imkan yoktur. Pehlivanım, size o sandığın 5 fiyatını verelim, sandığı bize bırak. O zaman Zöhre Sultan bu sandıktan iyice şüphelendi. Öz özüne dedi ki, bu sandıkta bir alamet var. Tüccarlar yine vermek istemediler. O zaman bu ikisinin de icabına baktı. Hemen devenin üstündeki sandığı indirip iplerini kesti. Bir taş aldı, başladı tak 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 vurmaya, sandığın ağzını, tahtasını açtı. İçini açınca baktı içinde biri yatıyor. Bir de bakınca ne görsün? Bu yatan Gülenaz Sultan. O sırada Gülenaz Sultan da gözünü açtı. Bir de ne görsün? Karşısında iri yarı bir adam. Demek ki ben bir haraminin eline geçtim herhalde. Allah göstermesin, dedi. Zühre Sultan demiştik ki erkek kıyafetinde pehlivan şekline girmişti. Gülenaz Sultan'a elini uzattı ki tutup sandıktan çıkarsın. Gülenaz Sultan feryadu figan etti. Arkadaş, elin elbiseme de değmesin, kendimi öldürürüm. Küçük bir cep bıçağı vardı, çıkardı, ağzını açtı. Sen ne istersen söyle, ben yaparım. Ama bana yaklaşma. Peki, sandıktan çık. Gülenaz Sultan sandıktan çıktı, öylece durdu. Zöhre Sultan elini kılıcının kabzasına koydu. Bunun önünde böyle bir gezinmeye başladı. Döndü dedi ki, yahu sen ne kadar güzel bir kızsın. Allah'a şükür, benim de burada eşim yoldaşım yoktu. Şimdi sen bana eş oldun, seninle evleneceğiz. Gülenaz Sultan tabii onun Zöhre Sultan olduğunu bilmiyordu. Neyse, biraz Gülenaz Sultan'ın yüreğini üzdükten sonra bakalım Zöhre Sultan Gülenaz Sultan'a ne dedi, o da ne karşılık verdi. Aldı harami Zöhre Sultan. Mevlam seni bana şikar yolladı. Sona tellim ne hayale varırsın. O bir çift sözünün müptelasıyım. Aşk okunu şirin cana vurursun. Aldı Gülenaz Sultan. Zulümkar sevdanın mihnet işleri, puç dünyanın hikmetine vururam. İnden bele bana sağlık haramdır, ağlıyaban öz özümü araram. Aldı harami Zöhre Sultan. Bu yerde yok idi sırdaşım benim, hemdemsiz kalmıştı bineva canım. Ben teki aslana, sen teki hanım, münasiptir, neden gamgin durursan? Bu sözü duyan Gülenaz Sultan, ey alemi yoktan var eden, gönder meleğini benim ruhumu kabzetsin, bu ne günler idi bana göstersin, deyip şöyle söyledi. Mevla senden özge yoktu tutarım, alay erde geder namusum arım, gamdan ferah bulmur belalı serim, gözüm açıp gör ne günler görürüm. Aldı harami Zöhre Sultan. Haramiyem, eyleyeceğim kan seni, öldürerem bu hayalden dön seni, kılıç çalıp paralaram ben seni, ne sebepten o cevabı sorursun. Aldı Gülenaz Sultan. Gülenazam, gönül vermem nadana, kahir olsun bana zulüm edene, ruhum kuşu keç bakmasın bedene, bir canım var yar yolunda veririm. Bu söz tamamı yetişti. Harami kıyafetindeki Zöhre Sultan yine elini kılıcının kabzasına koyup başladı orada gezmeye. Gezindi, gezindi. Merhameti mevce geldi. Dedi ki öz özüne,
Muhakkak bunun arkasını bırakmazlar. Bunun sahipleri gelecek. Orada götürüp Zöhre Sultan Sevdakar Şah'ın aşkına bakalım Gülenes Sultan'a son olarak ne söyledi, o da ne karşılık verdi. Aldı harami Zöhre Sultan. Siz gittikten sonra düştüm sevdaya. Eserli başımda baksan dumana. Hasret bir zarlığı koydunuz beni. Neyleyim yetmedim o ne civana. Aldı Gülenes Sultan. Sevdakarım beni gamgin eyledi. Bu aşkın elinden geldim amana. Lelinciyem dide giryan olmuşam. Rahmeyle harami sen gel imana. Aldı harami Zöhre Sultan. Ben de bu sevdanın dil dadesiyem. Cevri möhnet hicri gam kalasıyam. Senin müştakının müptelasıyam. Ruzu şep ağlarım ben yana yana. Böyle deyince Gülenes Sultan bunu tanıdı. Vay zalimin kızı, demek sen Zöhre Sultansan dedi içinden ve Gülenes Sultan bakalım ne dedi. Neylerem sen gibi bir vefa dostu, alıpsın canımı bu sitem besti. Şahin nezaketli, tellal libastı, aslan sıfatından girip sen dona. Aldı harami Zöhre Sultan. Zöhre hanım benden kesme ülfeti, düşen piyandaza edem hizmeti. Hafta yıllar, aylar, günler müddeti, başına dönerem sene be sene. Aldı Gülenes Sultan. Gülenes der, sıdku itibar eyle, durmuşam uğrunda başı ser ile. Bu hulus, bu ılgar, bu ikrar ile, gel seninle gidek biz İsfahan'a. Nısfı cihan olak sevdakar hana. Zöhre Sultan yüzündeki maskeyi açtı, saçları aşağı döküldü, kucaklaştılar. Allah cümle hasretleri birbirine kavuştursun. Bunlar burada oturdular, yemek yediler, konuştular. Yalnız Zöhre Sultan Gülenes Sultan'a bu tembihlerde bulundu. Dedi ki, Gülenes Sultan, senin arkan koca bir hükümdardı. Seni böyle boş bırakmazlar. Muhakkak senin sahiplerin senin peşinden gelecek. Yalnız benim dediğim şekilde hareket etmezsen, andolsun babamın ervahına başını bedeninden ayırırım. Benden müsaadesiz onlara gözükmeyeceksin. Dışarı çıktı Zöhre Sultan. Dağın üstünden yollara baktı. Bir de ne görsün? İsfahan tarafından 3 tane atlı gelir. Ama atlının ikisi arka arkaya, biri çok geride aralıdır. Dağın üstünden indi, girdi mağaraya. Dedi, Gülenes Sultan, 3 tane atlı gelir, bilmem necidirler. Aradan bir yarım saat kadar geçmişti. Bu atlar tam mağaranın ağzı istikametine geldiklerinde, Zöhre Sultan pehlivan kıyafetinde çekti kılıcını, bunların önünde mart leyleği gibi şakıladı. Durun, bu yerin haracı var, onu vermeden nereye gidiyorsunuz? Sevdakar Şah döndü geri baktı ki Becan pehlivan 3 kilometre geridedir. Ay Becan, ocağın bassın. Peki pehlivanım, borcumuz nedir? Haracımız nedir? Ne vereceğiz? Ne kadar altın istiyorsun? Yok, ben altın maltın istemiyorum. Peki ya? Ben çok uzak yerlerden gelmişim. Bir adak adağım var. Allah'a böyle söz verdim. Dedim ki, Ya Rabbel Alemin, sen benim bu niyetimi kabul et. Ben gidip İsfahan toprağında 100 tane insan kellesi alacağım. Düne kadar 99'unu aldım. Bugün bana bir kelle daha lazımdır. O geriden gelen sürüntü de sizin arkadaşınız mıdır? O da gelsin, aranızda anlaşın, biriniz kelleyi versin, ikiniz de kurtulsun. Biraz sonra Becan'ın atı bunların yanına geldiğinde at durdu. Becan gözünü açtı, baktı ki bir pehlivan, vezir Allahverdi Han'la sevdakarın önünü kesmiş.
atını biraz daha ileri sürdü. "Ne o kardeş, ne istiyorsun?" Zöhre Sultan buna döndü baktı. "Haraç, haraç, yolun haracını istiyorum." "Bu yol, bu topraklar kimindi?" "Benimdir." "Bir tarda iki horoz olmaz, senin değil, burası Şah Abbas'ın toprağıdır." Zöhre Sultan, "Fazla herze yeme, benim haracımı ver, ondan sonra git." "Peki ne istiyorsun?" "Kelle." "Ne kellesi?" "İnsan kellesi." Ve biraz önce söylediklerini söyledi. "Becan, verelim, bir şey demiyorum. Ama sen Şah Abbas'ın Becan isminde pehlivanını duymuş musun?" "Ne olacakmış? Duymuşum, herhalde sensin. Senin boyun batsın, ne olacak ki?" "Ona göre benden kelle iste." O zaman Zöhre Sultan karşısındaki sevdakar aşkına dayanarak götürsün Becan'a ne desin, Becan da ona ne karşılık versin. Aldı harami Zöhre Sultan. "Bilmirsen edep erkanı, gel haddini tanı oğlan, getir ver yolun pacını, azat edeyim seni oğlan." Aldı Becan. "Gel gele kılıç kılıca, giyindim cenk donun oğlan, zalımlar zulüm kârıyam, sefil bilme beni oğlan." Aldı harami Zöhre Sultan. "Her an yalvaran pirime, sen yetemezsin sırrıma, gözlerinden yaş yerine akıtacağım kanın oğlan." Aldı Becan. "Terlan baş indirmez sara, sırrımız duyulur sonra, şimdi vuracağım bir nara, işitirsin ünü oğlan." Aldı harami Zöhre Sultan. "Haramiyem kelle kesen, cenk eyle cebrimden usan, eceli maallahtasan, bada verdi canı oğlan." Aldı Becan. "Becanam yalvarmam yağda, kuldan kula gelmez gada, ne yazıp alnıma hüda, göreceğim onu oğlan." Söz tamamı yetişti, Becan attan indi, her ikisi çektiler kılıçlarını, tuttular kalkanlarını. Vezir Allahverdi Han'la sevdakar Şah bunları seyrediyordular. Bunlar giriştiler birbirine. Aman Allah! Şakkıltılar göğe yükseldi. Saatlerce bunlar harp ettilerse de biri birine bir zerre zafer kazanamadı. O zaman Becan pehlivan dedi ki, "Pehlivanım, silahları bırakalım, güreş tutalım. Kim kimi yıkarsa o onun kafasını kessin." Öte tarafta Gülenes Sultan da mağaranın içinden kendisini göstermiyor, bunları seyrediyordu. Bunlar bu sefer güreş tuttular, saatlerce güreştiler. En sonunda Zöhre Sultan, "Ey 18 bin alemi bir lahzada kün kelimesiyle yoktan var eden Allah, sana sığındım," dedi. Bunu demesiyle Becan'ı nasıl kaldırdıysa lor tulumu gibi yere vurdu. Dizini Becan'ın sinesine koydu, çekti kılıcı gırtlağına dayadı. "Keseyim mi seni?" dedi. Becan'ın kanı kurudu. Becan öz özüne dedi ki, "Ömrümün bu gününe kadar ben alt olmadım. Bu ne demektir?" Zöhre Sultan Becan'ın yüzüne vurdu. "Sana söylüyorum, anlaşmamız böyleydi. Keseyim mi boğazını?" "Pehlivan, bizim orada bir atasözü var. Derler ki, yiğit bastığını boğazlamaz. Sen bilirsin." Zöhre Sultan sağ kolunu boşalttı. Becan'ın suratına öyle bir şamar çekti ki burnu üstüne döndü. Arkadan kollarını dirsekten bileğine kadar bağladı. "Kalk ayağa," dedi. Becan kalktı. Döndü vezir ile sevdakar şaha. Vezire dedi, "Hey moruk, atları delikanlı ile bu mağaraya sür." Atları mağaraya çekti, Becan'ı da mağaraya götürdü. Tabi Gülenaz Sultan da arkalarından gitti, mağaraya gizlendi. Mağaranın her bir gözüne bir at bağladı. Bunun üçünü de getirdi, böyle mağaranın içinde yan yana dizdi.
Becan'ın kolları arkadan bağlı, bunların kanı kurumuş, eli kılıcının kabzasında. Bunların önünde şöyle bir gezdi, onlara dedi ki, ''Benim sözüm sözdür, şimdi aranızda anlaşın, biriniz kellenizi versin, size uğur olsun.'' ''Kim kellesini verir, bunlarda hiç ses yoktur.'' Biraz daha poz yaptı, gezindi. Becan'ı kattı önüne. ''Gel'' dedi, ''sen takımın şeklini çok bozuyorsun.'' Götürdü, bunu mağaranın bir gözünde böğür üste yıktı, dizlerini katladı. Ayak bileğinden de el bileğine bağladı. Döndü geldi mağaranın ağzına. Veziri çağırdı. ''Moruk, sen de gel.'' Moruk da geldi. Onu da götürdü, başka bir gözde bağladı. Sevdakar Şah orada yalnız kaldı, geldi bunun yanına. ''Delikanlı, buyur pehlivanım.'' ''Onların ikisinin de kafasını uçurdum. Şimdi senin de kafanı keseyim mi, yoksa seni serbest mi bırakayım?'' Sevdakarın dudağı iki yerden çatladı korkusundan. Yarım damla kan çıktı. Bunu gören Zöhre Sultan, ''Ulen sen erkek değil misin? İnsan bir avuç kana böyle içerin atar mı? Senin de kafanı keseyim mi?'' O zaman sevdakar korkuyla götürüp harami sandığı Zöhre Sultan'a şunları söyledi. Zulümkar sevdanın mihnet işleri, gör ki beni neden neye getirdi. Akıbeti düştüm ecel cengine, ahvalimi zorlu zaya getirdi. Dedim yetem yarın müşkül haline, belki vakıf olam yar hayaline. Akıbet salındım ölüm yoluna, yeksan edip hakipaye getirdi. Sevdakaram düştüm ahu figana, dil bilmez zalimdir gelmez imana. Yar uğruna yolum geldi yamana, şita vurup puslumana getirdi. Söz tamama yetti, Zöhre Sultan biraz önünde gezindi. Geldi, sevdakarın üstünde durdu, dedi. ''Delikanlı, senin gözlerin çift oynuyor. Bir kız getirsem onunla biraz eğlenir misin?'' ''Haşa'' dedi sevdakar. ''Sus insanoğlu, at arpa yemese olur mu? Getiriyorum.'' ''Sen bilirsin'' dedi. Gitti, Zöhre Sultan Gülenaz Sultan'ın elinden tuttu, ona dedi ki, ''Gülenaz, vaziyet budur ki içeri girince ben seni yalandan öpeceğim. Sen de benim iki yüzümden üç defa öpmezsen vallahi başını vururum.'' İkisi kol kola taktı geldiler, sevdakarın bulunduğu yere içeri girdiler. Harami kıyafetli Zöhre Sultan, Gülenes Sultan'ı yalandan bir defa öptü. Gülenes Sultan da onu üç defa yanağından öptü. Bunu görünce sevdakar Şah, ''Ey Allah'ım, Azrail'i gönder, benim hesabımı görsün.'' Sevdakar Şah bunları görünce şöyle dedi, Gülenes Sultan da karşılık verdi. ''Bakalım sevdakar ne dedi?'' Hayf oldu çekteceğim cefaya, bu nice hayaldir, bu nice haldir. Meğer sevdiceğim sihirbaz imiş, bu nice fitnedir, bu nice feldir. Gülenes Sultan şöyle karşılık verir. Garip kuşum bu yerleri bilmirem, bu nice sahradır, bu nice çöldür. Danışıp lelince eyleme beni, bu nice töhmettir, bu nice dildir. Harami kıyafetindeki Zöhre Sultan yine Gülenes Sultan'ın yanına geldi. Bunu gören sevdakar, ''Ya Rabbel Alemin benim ruhumu kabzettir.'' deyip bu sözü söyledi. ''Çıkaydı gözlerim vereydim seri, keşke böyle günde görmeyeydim yari. Atıptır hayayı namusu arı, bu nice erkandır, bu nice yoldur.'' Aldı Gülenes Sultan. Bu mekanda zirdest etti han beni. Gafletteyim hiç bilmirem ben beni.
nahak yere garga verdin sen beni, bu nice ummandır, bu nice seldir. Aldı sevdakar. Sevdakar zar çeker sübh çağına, gene mehman oldum gam otağına, hoyrat ele değdi dostun bağına, bu nice bülbüldür, bu nice güldür. Aldı Gülenaz Sultan. Gülenaz gelir sana bu canım feda, öyle hayal teftiş getirme yağda, şimdi malum olar dönersen şada, bu nice bendedir, bu nece kuldur. Söz bitti, Zöhre Sultan Gülenaz Sultan'ın koluna girdi, ikisi de çıktı gittiler. Gittiler, döndü geldi, harami kılığındaki Zöhre Sultan, sevdakar Şah'ın yanına. Dedi, delikanlı, kızı beğendin mi? Sevdakar Şah, Allah sahibine nasip etsin dedi. Bunun üzerine Zöhre Sultan, şimdi sana başka bir kız getireceğim, biraz da onunla eğlen. Zöhre Sultan çıktı gitti, üzerine giymiş olduğu erkek elbisesini değiştirdi, kız elbisesi giyindi, kolunu taktı Gülenaz Sultan'ın koluna, ikisi beraber bunun yanına geldiler. İçeri girince sevdakar şaştı, baktı. Yahu bu Tahran Şahı'nın bacısı Zöhre Sultan da burada. Hay Allah, acaba o harami pehlivan nerededir? Beni bunlarla görürse öldürür diye düşündü. O zaman Zöhre Sultan aşka gelir. Bakalım orada o ne der? Sevdakar şahta ne karşılık verir? Aldı Zöhre Sultan. Umudum takatim sensen vallah benim bir cetanem. Gece gündüz leylü nehar aşkın oduna püryanam. Becanla kalmagal kurup sizi zirdest eden benem. Tahran Şahı'nın bacısı, ala gözlü Zöhre Hanım. Çıkarsam cenk urbasından, oluram nazenin senem. Girende aslan postuna, tanımam Şah-ı Geda'yı. Aldı sevdakar. Sevdakaram, aşk ateşin gece gündüz yanar canda. Hayalim düşten dağılır, akıl başta perakende. Nazınan aldın canımı, takat ki kalmadı bende. Dil bilmez tanrı zalimi, hiç mi insaf yoktu sende? Ettin bize sen meydanı, pes dedi sana becan da, bağrı taş olan dayanmaz bu kadar cilveye edaya. Söz tamamı yetişti, Zöhre Sultan gitti, vezir Allah verdi hanın bağlarını açtı, becan pehlivanın bağlarını açtı, bunları da getirdi. Hepsi burada birleştiler. Sevdakar Şah, vezir Allah verdi hana tembihte bulundu. Onu şehre gönderecek, kendileri de peşinden gidecekler. Götürüp burada Sevdakar Şah, vezire bu sözleri söylüyor. Bu da hikayemizin sonudur. Aldı sevdakar. Vezir, sana ne malumat edeyim? Şah babama bu hayali diyesen. Açsın mutfak hane yılsın galmagal, harç eylesin devlet malı diyesen. Murat aldım muhabbetim hoş oldu. Yar elinde dolu bade nuş oldu. Zöhre Han'la nazarıma duş oldu. Gülenaz'ın mah cemali diyesen. Bu bir hikayedir tasnifi yüzde, künhü 140 hane 38'de, tarih 1299'da, kul şenlikin vasfı halın diyesen. Vezir Allah Ferdi Han önden gitti, böyleyken böyle olmuştur diye Şah Abbas'a müjde verdi. Şah Abbas umumi bir af çıkardı. Hapisleri bıraktı, fakirleri doyurdu. Sonra bunlar da geldiler İsfahan'a. Aradan birkaç gün geçti. Şah, Zöhre Sultan'ın sevdakarla ikinci bir hanım olarak düğününü yaptı. Onlar erdi muratlarına, biz çıkalım kerevetine. Hepinizin sağlığınıza, cümlenizin sağlığına. Allah'tan dilek dilerim. İrevan'da bağım ola, dört yanı mermer havuzlu,
içinde otağım ola. Şah-ı tahta oturam, her ne deseler bitirem, özümü yâre getirem, kara kalkan dağım ola. Kara kalkan dağ havası, içinde var altıntası, 700 bade şişesi, 800 sakim ola. Konuşa yiyeyim içeyim, dostu düşmandan seçeyim, koca Tiflis'e geçeyim, Gocur'da yaylağım ola. Gocur'da var terekeme, koyun gelir dem hademe, gümüş kemer, lezgi kama, ceferden kolçağım ola. Kolçağı alam koluma, at binem düşem yoluma, hata gelmeye dilime, teze civan yârim ola. Elesker yâri neylerem, dünyada varı neylerem, o ki dünya sonu boştur, beş arşın ağım ola. Söz tamamı yetişti. Onlar muratlarına nail oldular. Allah cümlemizin ve bu masalı dinleyenlerin cümlesinin ve çocuklarının muratlarına yetiştirsin. Masalımız burada sona erdi. Hepiniz bahtlı olun inşallah. Hoş kalın, hoşça kalın. Çoktan çok selamlar.